söylemekten utanıyorum. Handan Çakal dosyasının kilit ismi Onur D. ilk kez ekibimize konuştu. Olay ve Turan G. hakkında şok iddialarda bulundu. Lakabı Turan diye geçer. Herkes ondan illet etmiştir. Bana bıçak çekti, beni evden kaçırdı. Arkadaşlarıyla beraber. Ben dayak yedim ondan. Genç kız nerede? Handan Çakal için bir arabanın içine oturtup bölgeye gittim. Handan Çakal'ın başına ne geldi? Kendini gömdüğünü anlatıyordu bana. Evet. Ben onun için çerez gibi bir şeydim. Bu kızın yeniden kaçmasının sebebi ne? Birisi bunu konuşsun artık yani. Aylardır kendisinden haber alınamayan 18 yaşındaki Göksu Özen'in babası ile Göksu'yu kaçırdığı iddia edilen eski nişanlısı canlı yayında karşı karşıya geldi. 17 yaşındayken öz amcasının oğlu kaçırıyor. 5 ay sonra çok dövülmüş olarak geliyor. Sonra yine ortadan kayboluyor. Baba dedi, beni çok tehdit ettiler. Ben dedi, hep dövdüler dedi. Göksu babasından mı kaçıyor? Ben de şey, babasının tehditleri yüzünden, hakaretleri yüzünden yanıma geldi. Her de doğru söylüyor. Ben dedi, başlık parasını dedi 30 milyar istiyorum. Ya, yalan söyleme. Göksu'nun başına ne geldi? Asıl önemlisi şu. Sen bunları yaptın mı bir, iki. Bu kız nerede? Serpil Hanım da bugüne kadar gösterdiğimiz fotoğrafların içinde en çok bu olabilir dedi. Çok benzetti. Serpil Özaslan'ın hamile kaldıktan sonra hiç görmediği çocuğunun babası hakkında bomba etkisi yaratan ihbar. Telefondaki hanım da dedi ki zaten benim eşim daha önce de benzer şeyler yapmış dedi. Kendini çok iyi kamufle edebilen, çok güzel yalan söyleyebilen ve söylediği yalanlara karşıdakini çok inandırabilen bir yapısı var. Çocuğunun babası ihbarcının eşi mi? Sosyal medya hesabından biz bazı fotoğraflar bulduk. Bunları da ben Serpil Hanım'a bir göstermek istiyorum. Minik Ümit babasına kavuşabilecek mi? Ama burada 4,5 yaşında bir çocuk var. Ve hepimiz onun için şu an uğraş veriyoruz. Teşekkürler ederim, sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun efendim. Hoş geldiniz. Sevgili seyirciler, TV8 ekranlarından hepinize sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Hoş geldiniz. Günün geri kalan kısmı çok güzel geçsin. Her şey gönlünüzce olsun. Sizlere de efendim bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Bütün tabii güzel dileklerim sizler için, buradaki herkes için geçerli. Hoş geldiniz. Evet efendim, bir son dakika haberi, üzücü bir haber. Türk sinemasının, tiyatrosunun usta ismi Münir Özkul 93 yaşında hayatını kaybetti. Evet, Allah rahmet eylesin, nurlar içinde yatsın. Evet. Güldürürken ağlatan, değil mi? Ağlarken güldüren, uzun yıllardır da KOAH ve demans hastalığıyla mücadele ediyormuş. Tabii ki pek çok filme, pek çok oyuna imza atmıştı. Ama biz biliyorsunuz onu en fazla Hababam sınıfındaki Mahmut Hoca tiplemesiyle tanımış, sevmiştik. Babacanlığıyla, oradaki verdiği sevgi ve hoşgörü mesajlarıyla hep kalbimizde yer alacak. Ödülleri vardı ama en büyük ödülü bence halkın ona olan sevgisiydi, saygısıydı. Bunu da hiçbir zaman kaybetmedi. Kendisini rahmetle anıyoruz. Yakınlarına başsağlığı, bütün sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Nurlar içinde yatsın efendim. 3 çocuk babasıydı Münir Özkul ve 1998 yılında
Kültür Bakanlığı tarafından devlet sanatçısı unvanı verilmişti. Sevgiyle uğurluyoruz. Efendim, hemen konuklarıma geçmek istiyorum. Adli tıp uzmanı yardımcı doçent doktor Taner Güven hocamız, emekli cinayet büro amiri Metin Örel beyefendi ve sevgili Ayşe Üstünel Dağdelen avukatımız bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Sevgili seyirciler, birkaç gündür işlediğimiz bir konu var. Sizler de ilgiyle takip ediyorsunuz. Çünkü burada bir annenin 15 yıllık bir arayışı söz konusu. Handan Çakal 15 yıl önce ortadan kayboldu. Kayıp olarak yıllar önce zaten Fatma Hanım benim programıma gelmiş. Ama o zaman kayıp diye gelmişti. Kayıp tabii. Evet. Yeniydi. Yani yine kayıp tabii. ki. Ama ilk hani sıcağı sıcağına geldiklerinde biz Handan Çakal'ı arama çalışması yapmışız. Ancak o dönemde bir sonuç elde edememişiz. Zaten de Handan Çakal kaybolduktan 22 Mayıs 2003 günü kaybolduktan 20 ay sonra biliyorsunuz Turan G isimli biri çıkıyor ortaya. Diyor ki Onur D ile birlikte biz bu kızı aldık arabaya adres sorma bahanesiyle. Sonra Bursa'dan İstanbul istikametine doğru çıktık. Çünkü biz zaten İzmir'den İstanbul'a gidiyorduk. Sonra da onu Pamukova'da Onur D hem cinsel saldırıda bulundu hem boğarak öldürdü ve cesedini de attı diye bir söylentiyle çıktı. Size şunu söyleyeyim. Yıllar sonra ilk kez bu Onur D isimli şahıs bize konuştu. Şu an elimizde bir telefon röportajı var. Evet, merak ettiğimiz her şeyi sorduk. Cevaplar verdi. Bu cevaplarda çelişkiler var mı? Söyledikleri doğru mu? İçinde yalanlar var mı? Saptırmalar var mı? Bütün bunları tek tek dinleyeceğiz ve birlikte bir karara varmaya çalışacağız. Ama buradan ben bir duyuruyu yapmak istiyorum. Onur D bize telefonda konuşurken dedi ki bu Turan G isimli şahıs dedi. Etrafında Deli Turan diye bilinir dedi. Deli Turan derseniz onu herkes tanır ve de onu çok daha rahat kolay bulabilirsiniz dedi. Şimdi ben buradan özellikle İstanbul'da Ataköy civarında ki bütün esnafa, oradaki minibüs şoförlerine, dolmuş şoförlerine, durakçılara hepsine sesleniyorum. Deli Turan'ı tanıyor musunuz? Deli Turan'ı tanıyorsanız lütfen bizimle irtibata geçmesini sağlayın. Çünkü bazı şeyleri bilmemiz, bazı insanları bu dosyadan elememiz için, başka bir noktaya bakmamız için bu gerekli. Her an kendi başlarına geleceğini düşünsünler böyle bir olayın. Her an o şekilde düşünürlerse yürekleri sızlar, belki bize yardımcı olsunlar. Evet. Bak ben 15 yıl oluyor, benim içim kan ağlıyor, kan. Kan ağlıyor. Nasıl sesleneceğim, nasıl diyeceğim bilemiyorum ya. Nasıl geçiyor? Bu kadar. Saatler, yıllar. Sahiden. Ya ben yalnız kalmamaya bakıyorum. Allah razı olsun komşum var. Beni azıcık böyle sessiz gördü mü? Hemen oradan Fatma ne yapıyorsun gel der veya hemen kendi gelir. Benim o halimi dağıtır. Ya gel şöyle dolaşalım falan. Allah ondan razı olsun. Şimdi şu anda kızım var işte. Yakınız, çok yakınız. Özellikle çok iyi oldu. Şimdi çok tatlı bir torunum var. Maşallah. Onunla vakit geçiriyorum. Eş dost işte yakınlarım var. Birlikte çok güzel diyaloglarımız var. Şimdi ben istiyorum ki konuşmaların hemen başında Handan'ın yaşadığı ihtimaline karşı uzmanımızın bir çalışmayla gerçekleştirdiği Handan'ın bugünkü 33 yaşındaki halini bir getirelim ekrana. Çünkü aile gerçekten kızlarının yaşadığına inanıyor. Olabilir de. Handan hayatta olma ihtimali de var tabii ki bunu. Tabii ki. İtiraf olmadı halde ne cesetler çıktı ya. Dinliyoruz, duyuyoruz, okuyoruz. Ya cesetler çıktı ya kendileri çıktı ortaya. Mutlaka çıktı yani. Tabii 25-30 yıl sonra bile. Mesela o traktör gören kişi. Zaten orada köylüler geziniyormuş. Odun alıyorlarmış, hayvanlarını otlatıyorlarmış, avcılar çıkıyormuş. Yani böyle bir şeyle mutlaka karşılaşılırdı deniyor. Veya yani o ceset çok kokardı diyorlar öyle bir şey varsa.
Bunları biz duyaraktan tabii ki inanmıyoruz. Ceset ama... kokar mıydı? Ceset kokardı. Ama hocam eğer ki hani hakikaten kemiklerine kadar bir vahşi hayvanlar tarafından yenmediyse mi? Hem vahşi hayvanlar hem de attıkları tarih Mayıs. Bu böcek faaliyetinin en yoğun olduğu zaman yani ceset çok hızlı bir şekilde kurtlanır ve yani bir hafta içinde dahi ama bunun kemiklere kadar gidebilir. Ama şöyle bir şey, Turan Ge'nin anlattığı olay yeri zaten gerçekten ceset attıkları olay yeri. Ve yani çıktı orada yer gösterme yapılan olay yeri Turan Ge'nin anlattığı yer değil. Çünkü, hiç alakası yok. Çünkü neden değil? Önce şöyle bir başlık atacağım. Çünkü şöyle bir şey var mı? Turan G'nin iddiasına göre Onur D. Handan'a cinsel saldırıda bulunup sonrasında da üzerindeki elbiseleri benzin döküp yaktı mı? Ama o zaman olay yerinde böyle bir bulguya rastlanması gerekirdi. Ne olursa olsun. Tabii. Evet, kolunda saati vardı. Ne olursa olsun. Anahtarlığı vardı. Sana, o üniversite var, kolunda çok şeyleri güzel. Gezdiler okulla bütün. Üniversiteleri dolandılar, gezdiler. Hatta anahtarlığında Boğaziçi Üniversitesi diye şöyle oval bir anahtarlığı vardı. Hani inşallah bak buraya ama yok yok İstanbul istemiyorum. Hani. Anahtar çok burası çabuk ateşte erimez değil mi Serap Burası Hanım? Burası istiyorum. Yani benim, Bursa istiyorum. Yani bir şey kalır da orada ufak da olsa. Ama zaten gösterdiği yer orası değil ki. Doğru yer gösterdi. Doğru yer gösterdiyseydi dediğiniz doğru. Anahtarlık gibi bir bulguya da rastlanırdı. Belki işte kemiklere de rastlanırdı. Gözlerinin demirleri. Orada otlar bir daha kendine gelmemek üzere o bölge yanmış olabilirdi. Bunların hiçbirine rastlanmadı. Peki ama yine de soruyorum. Turan G'nin iddia ettiği gibi Turan G'nin Onur D. Handan'ın elbiselerini yaktı mı? Benzin döküp yaktı mı? Bir kere Fatma Hanım, bu Onur D'nin yıllar sonra ilk kez sessizliğini bozup konuşmasına ne diyorsunuz? Şu anki duygularınız... Demek ki duygulanmış söylediklerimden etkilenmiş. Ben gene de Allah razı olsun diyorum. Allah'a inanaraktan, Allah yönlendiren Allah zaten onları. Allah konuş kulum derse konuşacak. Demek ki bir yerlerinde bir imanı, bir vicdanı varmış. Fatma Hanım, şu anda Onur bizi izliyor. Bravo. Belki buraya da gelir, bilmiyorum. Gelsin. Gelmesini arzu ederiz. O zaman avukatı da dedi, istediğin zaman bizi arayabilirsin dedi. Onur'un kendisiyle de konuştum ben o zaman. Fatma Hanım, şu anda Onur'a... Ama öyle bir zamandayız ki insanlar gözünün içine için yalan yalan bakıyor yani. Ben şu olay başıma geldikten sonra kimseye inanmayayım, inanamıyorum Serap Hanım. Ya nasıl bir dünyadayız? Bu insanlar, ne oldu bu insanlara ya? Biri ölüyor, biri bir şey oluyor, dönüp bakmıyorlar. Ne olursa olsun adam sende, bana ne? Ya biz böyle bir insanlar mıyız bana ya? Yalan bir herkes kendi aman Allah aman ne biçim insanlar var diyor. Ama kendi o insanların içinde. Kendinde aramıyor suçu. Hep başkaları yapıyorlar ediyorlar. Sen de öylesin. Şu anda Onur sizi izliyor. Gözünün içine bakarak, yaz, kameranıza bakın. Onur'un gözünün içine bakarak ona ilk sormak istediğiniz şey ne olur? Hakikaten kızımla bir ilgim var mı? Ben yıllardır yıpırdıyorum ya. Ben soru işareti aklımda, ben rahatlamak istiyorum. Rahatlamak derken benim evladım kayıp. Ancak andığını ben gördüğüm zaman, gerçek budur dedikleri zaman rahatlayacağım. Onu gördüğüm zaman, canlı kanlı canlı gördüğüm zaman rahatlayacağım. Öldüğüm zaman gene rahatlanacağım. O benim öbür boy içimde, o benim yara yara kapanmayan yara. Bak evladım var benim, Merve de ne durumda? Hiç aklımdan çıkmıyor. Anne birisi benim yanında abla dediği zaman ben orada durulmak istemiyorum diyor. Benim içim sızlıyor diyor. Ya bunları inanın, iş atın, duyun ya. Aynı şeyi sizleri yaşayın, bir düşünün. Bir düşünün ya. Çocuk var. Ablası varken ablası yok. Anneciğim tek çocuklar var diyorum. Bak o da yalnız diyorum. Anne benim vardı ablam diyor. Ne oldu bu kıza? Ne oldu? Ne oldu ya? Ne oldu bu kıza? Artık ben ne diyeyim, nasıl isteyeyim? Şu olayla ilgili kişilere daha nasıl ne diyeyim ya? Ya siz insansanız, kalbiniz atıyorsa, şurada imanınız varsa, Allah korkunuz varsa, bugün ölmezseniz yarın öleceğiniz, bakın hastalanacağınız, bak ne kadar kötü hastalıklar var. Bakalım o canı teslim edebilecek misiniz? Allah size o canı teslim etmeyi, bakalım inin inleyerek bir an evvel öleyim dediğinizde,
Ölemeyeceksiniz. Bak bunu da unutmayın. Bak unutmayın, ben burada bir beddualı, içi yanan, sürekli yanan, sürekli ağzında evladı için bu kişinin hakkında yaşıyor veya yaşamıyor. Onun bilen, gören mutlaka var. Bu çocuk... Çok özür dilerim Fatma Hanım. Bir virgül koyuyorum. Onur D. iddiaya göre Handan'ın giysilerini yaktı ve yine Turan G.'nin iddiasına göre Turan G. teslim olmaya gittiğinde çantasında bir alet vardı. O aletle dedi, kafasına vurdu dedi. Peki aracın içindeki 5-6 ayrı incelemeye tabi tutulacak olan örneklerde bu kanlardan biri miydi? Yani Handan'ın başına gerçekten o aletle vuruldu mu? O alet ne? Bir ara verelim, sonra uzun uzun devam edeceğiz bu konuya. Tek hatam var. Hayatımda yaşadığım tek bir hatam var. Bunu da söylemekten utanıyorum. Handan Çakal dosyasının kilit ismi Onur D. ilk kez ekibimize konuştu. Olay ve Turan G. hakkında şok iddialarda bulundu. Lakabı tipi Turan diye geçer. Herkes ondan illet etmiştir. Bana bıçak çekti. Beni evden kaçırdı. Arkadaşlarıyla beraber. Ben dayak yedim ondan. Genç kız nerede? Handan Çakal için arabanın içine oturduk, bölgeye gittik. Handan Çakal'ın başına ne geldi? Kendini gömdüğünü anlatıyordu bana. Evet. Ben onun için çerez gibi bir şeydim. Benim tek hatam var. Hayatımda yaşadığım tek bir hatam var. Bunu da söylemekten utanıyorum. Handan Çakal dosyasının kilit ismi Onur D. ilk kez ekibimize konuştu. Olay ve Turan G. hakkında şok iddialarda bulundu. Lakabı tipi Turan diye geçer. Herkes ondan illet etmiştir. Bana bıçak çekti, beni evden kaçırdı. Arkadaşlarıyla beraber. Ben dayak yedim ondan. Genç kız nerede? Handan Çakal için arabanın içine oturduk, bölgeye gittik. Handan Çakal'ın başına ne geldi? Kendini gömdüğünü anlatıyordu bana. Evet. Ben onun için çerez gibi bir şeydim. Evet, Handan Çakal'ın 15 sene sonra ölüsünü dirisini arıyoruz. Yaşıyorsa ses versin istiyoruz. Tanıyanlar varsa haber versin istiyoruz. O fotoğrafa bakarak, yani robot resme bakarak bugünkü görüntüsünün olası görüntüsü üzerinde daha önce de konuştuk. Yine gelsin ekrana. Şu anda bu görüntüde olması lazım. Ama bundan tabii ki Handan'ın kaybolmasından 20 ay sonra ortaya da çıkan acayip iddialar var, itiraflar var. Başrolde Turan G var. Ve anlıyoruz ki Onur D'nin bize söylediğine göre, ki birazdan Onur D'nin telefonda yaptığımız röportajı ekrana gelecek, yıllar sonra İlk kez konuştu Onur D. Handan Çakal olayıyla ilgili neler söyledi. Şimdi önce şöyle yapalım. Handan Çakal kayboluyor. 20 ay sonra ortaya Turan G isimli birisi çıkıyor. Diyor ki ben de bir arkadaşım Onur D. bu kızı aldık. Arkadaşım cinsel saldırıda bulundu, boğdu, kafasına vurdu ve bir uçurumdan attı diyor. Sonra Onur'u alıyorlar. Beraber yer göstermeye gidiyorlar ve bunlar cezaevine giriyor. 7 ay sonra da ilk kez hakim karşısına çıkıyorlar savcıdan sonra. Ve orada da ifade veriyorlar. Turan G. ilk ifadesinin arkasında duruyor. Bunun yanı sıra yeni bilgiler de veriyor. Şimdi ekrana o yıllarda Turan G.'nin 7 ay sonra ilk kez hakim karşısına çıktığında verdiği ifadeler geliyor efendim. ...2003 yılı Mayıs'ında Handan Çakal'ın kaybolmasından 20 ay sonra ortaya çıkan Turan G., genç kızı Onur D. ile kaçırdıklarını ve arkadaşının genç kıza cinsel saldırıda bulunduktan sonra öldürüp bir uçuruma attığını itiraf etmişti. Yer gösterme yapıldıktan sonra tutuklanan iki şüpheli 7 ay sonra ilk kez hakim karşısına çıktılar. Turan G. ve Onur D. savcının ardından
üçüncü ifadelerini yargılandıkları Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyetine verdi. Turan, polise verdiği ilk ifadeyi kabul ederken olay yerine neden gece yarısı götürüldüklerini bilmediklerini söyledi. Mahkeme heyetinin Onur hiçbir suçlamayı kabul etmiyorsa yarım saat önce olay yerine polisleri nasıl götürdü sorusuna Turan bilmiyorum cevabı verdi. Arkadaşının ilk başta her şeyi inkar ettiğini, hatta polise kendisini tanımadığını söylediğini belirten Turan, aracında kan izleri bulunduğu söylenince Onur'un ifade değiştirdiğini ve kendisini tehdit ederek ne zaman isterse aracını aldığını iddia ettiğini anlattı. Mahkemede gösterilen iki gazete haberindeki fotoğraflardan Handan'ı teşhis eden ve aracımızı aldığımız kız %1000 ihtimalle bu diyen Turan, yer göstermeye götürülürken polislere Onur'un kızın elbiselerini benzinle yaktığını, olay yerinin daha rahat bulunabileceğini söylemesine rağmen polislerin kendisini dikkate almadığını iddia etti. Handan'ı plakaya bakarken Onur'un gördüğünü ve aracın içine soktuğu kızı 10 dakikada boğduğunu söyledi. Mahkeme heyetinin neden engel olmadığın sorusu karşısında susan Turan, Onur'un Handan'ın kafasına hırsızlık yaparken kapıları açmak için kullandıkları anahtarla vurduğunu gördüğünü de ifadesine ekledi. Olay yerinde Onur'la kavga ettiklerini ve daha sonra beraber İstanbul'a döndüklerini belirten Turan, bir süre sonra kahvehanede otururken Onur'un kendisine cesedi gidip gömmeyi teklif ettiğini ama kendisinin gitmediğini ve bundan sonra da 22 ay boyunca hiç görüşmediklerini söyledi. Turan sorulması üzerine Onur'la aralarında hiçbir husumet olmadığını belirtti. Delil ve raporları inceleyen mahkeme heyeti, Fatma Çakal'dan ve Onur'un aracının arka koltuğundan alınan kan örneklerinin karşılaştırma raporunun dosyada olmadığını, alınan numunelere ne olduğunu, nereye gönderildiğini, gönderilmişse raporun istenmesine ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Şimdi bu ifadeyi, yani bütün bu söylediklerini, İlk zaten polise gidip ben işte vicdan azabı çekiyorum ve biz böyle bir şey yaptık, bunu itiraf etmek istiyorum dediğinde de söyledi. Hakim karşısında da aynı şeyi tekrarladı. Burada yer almayan bazı şeyler var. Şimdi bunlara söyleyeceğiniz bir şey var mı Fatma Hanım? Var tabii. Söyleyin, buyurun. Suçlamalar, kişiler de arıyor. Sizi bu oyuna hakkınızda. Böyle böyle bunlar böyle böyle yapmış diyor. Şu anda karşımda kim var konuşabiliyor birini? Şu an karşımda sesleniyorum. Bence zaten Onur var. Onur var. Ama ben Turan G'nin de olduğunu biliyorum. Evet. Var, bunların ikisinin bildikleri var. Onur. Buraya gelsinler. Böyle bir şeyi kabul etmiyorum diyorsan. Bu beni ikna etmiyor. Neden dersen. Hakkınızda o kadar çok soru işaretleri var, ihbarlar var. Ben 15 yıldır size ne kadar anne olarak evladım böyle bir cinayete kurban gitmediğini düşünsem de kafamda hep bu soru işaretleri var. Ve Handan ortaya çıkasıya kadar da ama ölü ama diri bu soru işaretleri benim kafamdan gitmeyecek, ben rahatlayamayacağım. Oğlum, senin oğlum diyorum vardı. Bak sana, oğlum diyorum, oğlum diyorum. Bunu iyi kaleme al. Çünkü sen de bir babasın. Bak 3 tane kız evladım var. Kız evladım var. Bir evladın bir gün saati geçiyor. Bir saat geçiyor, iki saat geçiyor. Bekliyorsun, şu saatte gelecek diyorsun. Nasıl, nasıl için titriyor değil mi? Bir de bunu anneye de soruyorum. Anneler daha da yanıyor ama babalar da yanıyor. Bir saat geçiyor, iki saat geçiyor, alevleniyorsun. Ben o gece beklerken hep tahmin ettim. Evladım gelir çünkü haber alıyordum evladımdan. Almadım. Benim o andaki telaşım, o andaki yangının benim evladıma bir şey oldu dedim. Benim içimde Handan'ın
Hovarda böyle farklı bir atarlı bir çocuk olduğunu bilsem, bu gene böyle yapmıştır, buralara gitmiştir derdim. Ama bu evlat öyle bir evlattı ki herkesin başına, ama böyle kader vermesin kimsenin evladının başına. Allah herkese böyle evlat versin. Ben her zaman bu evladımla, ki babamızı kaybettikten sonra bu benim can dostumdu. Her şeyi bir ana anlatan dostumdu. Benim canımın içiydi, benim canımın ilk gözüm nuru. Canımın bir parçasıydı. Bak sizde de var. Hı? Onur buraya çağır. Bak her Onur şey. Evladım. Ben bunu kabul etmiyorum. Niye? Gel. Bak konuşmuşum galiba. Biraz sonra dinleyeceğiz. Sağ ol. Sağ ol. Ben sana değil, bu Handan'la bütün olaylar olanlara da beddua ediyorum. Bak boş değilim. Ama bir anne olarak sen bana bunu yap, senden bir ricada bulunuyorum. Ben sana hayır dua edeceğim. Bak, hayır dua edeceğim. Bir annenin, yaralı bir annenin duası da kabul olur, bedduası da kabul olur. Sen buraya gelmeni istiyorum. Sen bana ayağın bayağın her şeyi nokta nokta tane tane. Eğer bu işten eminsen yüzünün akıyla, alnının akıyla gelirsin yavrum. Beni rahatlatmak için. Bak sen de babasın. Senin de evladın var. 15 aydır benim ciğerim cayır cayır yanıyor. Bir tane daha evladım var. Ben onun gözünün içine bakıyorum, ona da bir şey olmasın diye. Ben kendim bazen unutuyorum evladım için. Tek onlar için yaşıyorum ben ya bu yaştan sonra. Benim evlatlarım kıymetli. Eminim senin için de öyle. Evlat ne kadar tatlı değil mi yavrum? Ne kadar tatlı evladın. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Onu dünyaya getirmek. Onun küçük böyle an büyüsünü görmek. Onun güzel güzel baba deyişini duymak. Anne deyişini duymak. Nasıl güzel bir şey değil mi? Bir de bunun böyle gözünün içine bakarken en güzel çağında 19 yaşında ve geleceği için güzel şeyler düşünen, üniversiteye hazırlanan ve başarılı, çok güzel vatana, millete hayırlı, evlattan ziyade hayırlı bir insan olmak için böyle bir değerli çocuk. Kayıp ya, kayıp yok. Öldü diyorlar. Öldü diyorlar. Ben buna nasıl inanayım? Hani inanmam için nerede, ortada ne var, ne var, hangi sebep var, ben bunun öldüğüne inanayım. Yavrum senden yalvarıyorum. Ya sana evet. Rica ediyorum. Senden bak, Allah'a inanıyorsan, Allah rızası için. Şurada vicdanın, imanın varsa. Allah'ım ne olur ya Rab, insanlara değer veriyorsan, bak bu insanın önemi, değer de çok önemli. İnsanlara değer veriyorsan. Hele burada bir tane cayır cayır yanan evlat. Anne varsa mutlaka vicdanın seni rahat durmayacak. Durmaz da bak yavrum, sen buraya gel. Tane tane açık açık her şeyi anlat evladım. Bakalım. Ne olur. Ne olur bak, senden rica ediyorum. Senin geleceğin için de bu önemli. Senin ailen, evlatların için de önemli. Bu bak, bu yandan çıkmadığı müddetçe bu evlatların senin büyüyor. Senin bu evlatların kulaklarına gidecek bu. Onur D dendiği zaman sensin. Sensin. Sen evlatların bilmesen de sen bil, evlatların işkillenecek senden. Sen huzursuz olacaksın. Şimdi bu çağrımızı, yavrum. Bu çağrımızı Fatma Hanım, Onur şu anda duyuyor. Ben de ona söylüyorum. Evet, telefonla bir röportaj verdi, birazdan yayınlayacağız. Ama Onur'un sadece biz değil, 15 yaşındaki evladı da onu aramış ve baba konuş demiş. Eğer bir suçun varsa git itiraf et, gir cezaevine, yat cezanı çek, yoksa da çık konuş demiş. Aynen. Bizim hatırımız yoksa evladının hatırı için bunu yapman lazım. Şimdi Turan G'nin ifadelerinde yeniden bir bölüm bölüm dinleyelim. Çünkü uzmanlarımıza da sormak istediğim şeyler var. Çünkü bazı çelişkiler var mı, onların üzerinde durmamız lazım. Ve Onur D'yi neyle suçluyor tam olarak? Bir kere diyor ki bir alet var bizim hırsızlıkta kullandığımız, onunla kafasına vurdu diyor. Sonra bu Turan G teslim olmaya gittiğinde de çantasından o alet çıkıyor. Öyle bir aletleri var gerçekten. Elbiselerini yaktı diyor. Bu kadar detayı, bu kadar senaryo mu yazıyor Turan G? Şu anda da Deli Turan'ın da peşindeyiz. Evet, ifadeler tekrar gelsin ekrana.
2003 yılı Mayıs'ında Handan Çakal'ın kaybolmasından 20 ay sonra ortaya çıkan Turan G, genç kızı Onur D ile kaçırdıklarını ve arkadaşının genç kıza cinsel saldırıda bulunduktan sonra öldürüp bir uçuruma attığını itiraf etmişti. Yer gösterme yapıldıktan sonra tutuklanan iki şüpheli 7 ay sonra ilk kez hakim karşısına çıktılar. Turan G ve Onur D savcının ardından üçüncü ifadelerini yargılandıkları Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyetine verdi. Turan polise verdiği ilk ifadeyi kabul ederken olay yerine neden gece yarısı götürüldüklerini bilmediklerini söyledi. Bir virgül koyalım arkadaşlar. Şimdi burada zaten Turan G itirafçı. Diğeri zaten kabul etmiyor suçu. Ama yer göstermeye giderken yarım saat önce ve gecenin 12'sinde ilk Onur'un aracı, yani Onur'u götüren araç gidiyor olay yerine. Yarım saat sonra Turan'ı götüren araç geliyor. Dolayısıyla itiraf ve yer gösterme şurası diye işaret eden kişi Turan, olay yerine ilk giden kişi Onur. Şimdi o zaman burada bir kere şu soru var. Neden, Metin Bey size soruyorum bu soruyu. Neden yer göstermeye gece 12'de gidildi? Böyle bir şey mi vardır? Yani şimdi normalde, alışkanlık mı vardır? Normalde yer gösterme gündüz yapılır. Ama çok infial oluşturan, kamuoyunda çok infial oluşturan olaylarda olay yeri de kesinse gece gidip hemen 5 dakikada iş yapılıp gelinebilir. Ama böyle bir olayda, böyle bir arazi şartlarında gece 12'de yarımda 1'de gidilmesi çok mantıklı bir şey değil. Bir de yani, ilk etapta da olay yerini şuraya attık dediğimiz insanın götürülmesi lazım. O insanın gösterdiği yerlerde arama yapılması lazım. Yani diğerinin götürdüğü yer zaten kabul etmiyor. Nereye götürecek adamı? Hocam. Gece, yani gündüz bile arazide bir şey bulmak çok zordur. Gece zaten çok çok zor. Yani burada bunun tamamen usule aykırı olduğunu düşünüyorum ben. Yani gece olay yerine yani gidilmemesi gerekir. Yani sabah 10 gibi gidiliyor ama yine aynı noktaya gidildiği için gene bir şey bulunamıyor. Zaten Turan G'nin işaret ettiği nokta da o nokta değil. Ayşe Hanım. Şimdi gece sıcağı sıcağına götürmek istemiş olabilirler. Belki savcının bile o yönde talimatı olmuş olabilir. Bekletmeden, bir aralarında belki görüşmeden, bir temas olmadan, bir haberleşme olmadan gibi bir sürü şey düşünülmüş olabilir. Ama tabii gecenin bunun yapılmış olması çok isabetli değil. Onun dışında ikisinin ayrı götürülmesinde hani her şeyin çok bilinçli yapıldığını düşünsek bile ben iş bilmezlik olduğunu düşünüyorum. Metin Bey, siz hani çok bu işlerden daha çok anlıyorsunuz, içindesiniz de. Üstelik de Metin Bey şöyle bir şey var. Her şeyi inkar eden birisini ilk yer göstermeye götürüyorsun. Bu adam zaten hiçbir şeyi kabul etmiyor. İlk başta Turan G'yi tanıdığını bile kabul etmiyor. Sonra araç mevzu çıkınca... Oraya nasıl gidiyorsunuz yani? Ben bu suçu işlemedim diyen biri var ve onunla bir yere gidiyorsunuz. Biz bu suçu şurada işledik diyen biri var. O gittiğiniz noktaya nasıl gittiniz? Bu büyük bir soru işareti. Bir de uçuruma atıldığından bahsediliyor. Yani gece uçuruma mı inecekler? Polislerin de hayatını tehlikeye atmak o. Zaten gittikleri yerde uçurum da yok biliyorsunuz. Aslında Turan G uçurumdan attık diyor. Ama gittikleri noktada öyle bir uçurum da yok. Peki neden? Bütün bunlar neden aksadı? Neden? Şimdi Turan G'nin 7 ay sonra ilk kez hakim karşısına çıkıp Handan Çakal'la ilgili soruları yanıtladığı ve verdiği cevaplar diğer bölümüyle gelsin ekrana. Çünkü burada da hayli düşündürücü şeyler var. Mahkeme heyetinin Onur hiçbir suçlamayı kabul etmiyorsa yarım saat önce olay yerine polisleri nasıl götürdü sorusuna Turan bilmiyorum cevabı verdi. Arkadaşının ilk başta her şeyi inkar ettiğini, hatta polise kendisini tanımadığını söylediğini belirten Turan, aracında kan izleri bulunduğu söylenince Onur'un ifade değiştirdiğini ve kendisini tehdit ederek ne zaman isterse aracını aldığını iddia ettiğini anlattı. Evet, burada da duruyoruz şimdi. Tanımıyorum diyor ilk başta. Sonra
tabii bir araçtan bahsediliyor. Bu araç Turan G'nin sürekli kullandığı bir araç ve o araçla olay yerinde olduklarını iddia ettiği bir araç. Ve bu araç da Onur'un aracı, daha doğrusu sonrasında eşinin olacak araç. Şimdi araçla ilgili bir ortaklıkları çıkınca bu sefer Onur D diyor, ifadesini değiştirdi ve tehditle benden o aracı alıyordu, kullanıyordu. O yüzden o araçla onun arasında da öyle bir bağ vardı demeye getiriyor. Aslında olayla hiçbir alakam yok diyor Onur. Turan'la ne İzmir'e gittim, ne Bursa'ya gittim. Kızı tanımıyorum, arabayı almadım. Bu arada da önemli bir şey daha var. Yer gösterme konusunda kendisinin herhangi bir bilgi vermediğini, Turan'ın ifadesi doğrultusunda Bursa'nın 100 kilometre dışına götürüldüklerini, gece muhtara ve jandarmaya gidildiğini, tutanak tutulup tutulmadığını da bilmediğini söylüyor. Ertesi sabah diyor saat 10-11 sıralarında yine aynı bölgeye gittik. Turan'ın gösterdiği yerde arama yapıldı ama bir şey bulunamadı diyor. Şimdi burada yer göstermede Ayşe Hanım, tutanak tutulur mu? Evet. Gösterdik. Hayır, burası değil dedi. Evet, burası dedi gibi. Tabii tutanak tutulur. İşte şüpheli getirildi. Gösterdiği yerde 2 metrelik bir kazı yapıldı. İşte yeri burası olmadığını iddia etti. Daha sonra işte 2 metre ötesinde bir kazı yapıldı. Bunlar tamamen şu an atıyorum. Bu şekilde bir tutanak tutulur. Bulunduysa bir şey o kayıt altına alınır. Bulunamadıysa bulunamadığı kayıt altına alınır. Böylesi bir dosyada kayıt altına alınamamazlık olabilir mi? Oradaki 5 polisin tutanakta imzası var ama Turan G'nin ve Onur'un tutanaklarda imzası yok. Bu ne anlama geliyor? Bu da yani büyük bir hata. Hiç bilmezdik. Ne demişler? Bunların ne dediği, nasıl ifade etmişler oradaki durumu? Bunların kayıt altında olması gerekiyor. Yani belki Turan G dedi ki benim size söylediğim yer burası, evet, dedi. Evet. Öbürkü dedi ki ben buraya hayatımda ilk defa geliyorum dedi. Turan dedi ki bakın şu uçurumdan atıldı. Belki sonradan cesedin yeri değiştirildi. İki tane biri suçu inkar eden şüpheli var. Birbirleriyle belki kavga ettiler o anda. Birisi bir açık verdi gibi. Bütün bunlar kayıt altına alınması gerekir. Ne yazık ki böyle bir tutanak yok. Şimdi Turan G'nin birebir tarif ettiği yolu izlersek bizi Armutlu, Yalova, Oran'ın daha köylerine götürüyor. Halbuki bunları tam tersi. Yani Pamukova ile onun söylediği yerin hiç ilgisi alakası yok. Siz daha önce de arz etmiştiniz. Turan G bir olay yapsa İstanbul'da olaylar var. Faili meşru cinayetler var. Yani Hande olayı var. Çağla olayı var. Bakırköy tarafında olay var. Bunların birlikte oldukları yerde. Ama il dışında bir yere söyleyince il dışındaki bir yerde olup olmadıkları çok basit anlaşılır. Yani çok basit anlaşılacak bir şeyi Turan nasıl söylesin yani? Yalan söylediği ortaya çıkar. En azından bir baz istasyonlarından o bölgede olmuş mu olmamış mı çıkar. Demek ki bildiği bir olayı söylüyor yani. Yaşadıkları bir olayı söylüyor. Demet Bey şu an olay yeri diye iddia ettikleri yer ekrana geliyor. Burası 15 sene önce hepten hani kuş uçmaz kervan geçmez bir yer. Siz İstanbul'da oturduğunuz yerde öyle bir noktayı tahmin edeceksiniz. Kalkıp gideceksiniz. Bir cesedi atmak için, bir cesedi gömmek için oldukça elverişli bir yer olduğunu önceden bileceksiniz. Sonra da belki de işaret ettiğiniz yer aslında bir yerleşim yeri. Bunları bile hiçbir şekilde atlamayacaksınız. Öyle bir yer tarif edeceksiniz ki sahiden oraya bir ceset atıldıysa 2 yıl boyunca, 20 ay boyunca bulunmaya da bilir. Bütün bunları da biliyor olacaksınız. Atıldığı yer önemli değil bana göre. Bana göre olayı yaptık demesi önemli. Yaptık deyince de polis mületçim değil, savcı da mületçim değil, hakim de mületçim değil. Ne yapacaklar? Delil toplayacaklar. Deliller de nasıl toplanır? Bu adamlar oraya gelmiş mi? Orada bulunmuşlar mı en azından? Bu dosyada yok. 2016 senesinde daha yeni yazılmış. Onur D'nin 3 tane hattını yazmışlar. Bunun işte baz istasyonlarında görüştükleri insanları vesaireleri daha 2016'da. Olay 2003'te yapılmış. Yani dosya tamamen sahipsiz bırakılmış. Yani. Evet, yazık. Ayşe Hanım o gün diyelim ki polislerin çünkü imzası var ama bunlardan herhangi bir imza yok. O tutanaklar
bugün için geçerli mi 15 sene sonra? Tabii, o zamanı, o anı kayıt altına aldığı için geçerli. Başka bir şey daha var Serap Hanım. Mesela Turhangi'ye gidiyor, teslim olduğunda diyor ki biz işte 20 aydır görüşmüyorduk. Son 15 günde görüşmeye başladık. Bundan bağımsız olarak Onur gözaltına alındığında yine 20 aylık gibi bir süre söylüyor. Görüşmüyorduk diyor. Bunlar doğru. Nasıl bir tesadüftür ki kızın öldü, yani Handan'ın kayıp olduğu tarihten sonra birbirleriyle yani ikisi de görüşmediğini söylüyor. Tarih doğru. Ve de, o tarihten sonra görüşmüyorlar. İlk defa da şey ikisi orada aynı şeyi söylüyor. Evet. Önemli bir şey söylüyor. Evet, orada o süreyi Onur neye dayanarak söylüyor? Handan'ın o tarihte kayıp olduğunu bilmiyor ki. 20 aydır görüşmüyorum lafı nereden çıkıyor? Bu da şöyle bir şey benim de aklıma takılıyor. Bu bir günlük hemen Handan'ı dedikleri gibi İzmir yolu üzerinden geliyoruz. Yol üstünde görüyoruz demeleri de mantıksız ki böyle bir şey olması lazım. Bursa'da biz bayağı bir eğlendiler. Bu kızı gözüne kestirdiler. Takip ettiler günlerce. Ondan sonra bu olayı gerçekleştirdiler diyeyim. Olabilir. Yani tesadüfen pat diye. Hemen Handan'ı görüp alacaklar arabanın içine götürecekler. Yani şimdi bir de belki biraz şeytanın avukatlığını da yapmak gerekiyor. Bu kişinin hani en başından beri diyoruz ya akıl sağlığı yerinde olan bir kişi böyle bir itirafta bulunmaz, böyle bir şey yapmaz. Deli Turan diye biliniyorsa kişi bu sosyopat olduğu su götürmez zaten. Yani sabıka kaydından, hayatından bir sosyopat. O konuda hiçbir şüphe yok. Fakat borderline şizofreni de olabilir bu kişi. Yani eğer borderline ise etrafında işte tuhaf deli olarak adlandırılır ama hayatını idame ettirilebilir. İdame ettirebilir. Bu kişiye akıl sağlığı muayenesi yapılmamış. Dosyada yok. Yapıldıysa da biz bilmiyoruz. Yani hiçbir şekilde belgelerde yok. Yani bunu aklın bir köşesinde tutmak lazım diye düşünüyorum. Yani yalan da söyleme ihtimali. Deli ise yalan söyleyebilir ve öyle bir ihtimal de var tabii de düşünmek çünkü lazım. Yapılmamış mı? Daha önce Fatma Hanım Handan'ın resmini gösterdiler bu dedi demişti. Evet. Fakat Ağır Suçlar Bürosu'nun Asayiş Müdürlüğü'ne yazdığı yazıda kayıplar Bursa'daki kayıpların fotoğraflarını gösterdik. O kayıpların içerisinden Handan'ı tespit etti diye bir evet şey var, ifade var. Yani kayıpların olduğu gibi kayıpları göstermişler. O kayıpların içerisinde Handan'ı tespit etmiş. Mahkeme başka bir şey Nuray Hanım. Ama orada da zaten bizim bildiğimiz öyle birkaç şey göstermedik. O aşamayı Ayşe Hanım anlatsın. Şimdi mahkemede gösterilip teşhis işlemi teşhis işlemi emniyette yapılır ya da jandarmada yapılır. Usulüne uygun yapılır. Onun usulleri vardır. Eğer kişi cismani olarak orada yoksa fotoğraflarıyla teşhis ettirilir. Emniyette o gösterirken mutlaka birkaç kişi gösterilmiştir. Onların arasından seçtirilmiştir. Kayıtlara geçişti dediği Metin Bey'in bu. Mahkeme bu kayıt altına alınmış bir şeyse ve buna oradaki şüphelinin bir itirazı yoksa teşhisi bana zorla yaptırdılar efendim işte şöyle oldu böyle oldu gibi bir itiraz da yoksa mahkeme yargılama sırasında yani elindekini gösterir. Bu mu demek? Aynen öyle. Bu muydu gösterdiğin diye bunu sormuştur ama öncesinde çoklu fotoğraflarla emniyette teşhis yaptırılır zaten. Tüm dosya bu şekilde sormuşlar hazırlanır. O zaman bu konunun açığa kavuşması da iyi oldu. Çünkü aile mahkemede yer aldı. Duruşma evet salonunda. Orada diyor Ayşe Hanım gösterilen fotoğraf, bir kez daha hakim tarafından gösterilen fotoğraf daha önce teyit başka yani kayıp ya da cinayete kurban gitmiş kadınlar üzerinde, genç kızlar üzerindeki fotodan oluşan fotoğraflardan teşhisi yapılmış fotoğrafın mahkemede bir kez daha zanlıya emin misin bu muydu anlamına evet, gazetedeki resmiydi Serap Hanım. Göstermeydi diyor. Gazetedeki resmini göster. Yani gazete aldı ya da başka bir şey. Evet, o değil. Yani resikalı resim değil de. O değil. Evet, gazeteyi gösterdi. Konumuz. Peki o zaman Turan Gey'nin 7 ay sonra hakim karşısında verdiği ifadeye dönelim. Devamında da ilginç şeyler söylüyor çünkü. Mahkemede gösterilen iki gazete haberindeki fotoğraflardan Handan'ı teşhis eden ve aracımıza aldığımız kız %1000 ihtimalle bu diyen Turan, yer göstermeye götürülürken polislere Onur'un kızın elbiselerini benzinle yaktığını, olay yerinin daha rahat bulunabileceğini söylemesine rağmen polislerin kendisini dikkate almadığını iddia etti. Duruyoruz burada da. Şimdi gerçekten bu kıyafetler Turan G'nin söylediği gibi
bir olay gerçekleşti ve kıyafetler benzinle yakıldıysa bu yer gösterme sırasında bu neden dikkate alınmamış olabilir? Şu soru sorulamıyor mu? Benzinle yakıldığını iddia ettiğiniz kıyafetler vardı. Bunu tam olarak hangi noktada yaktınız diye bir soru sorulmamış. Yani bu çok dikkate alınmamış. Bu normal bir şey midir? Değil. Normal, kesinlikle değil. Benzinle yaktığını söylüyor. Tekrar sorar, yaktın mı? Döner ona, nerede yaktın? Çapraz sorgu yapar. Şaşırtmaca şeyler sorar gibi. Bunların hepsi olay yerinde gerçekleşir. Şüphelilerin tutumlarına göre de değişir bu teknikler, sorgulamalar ya da bir şey yakalamaya çalışmalar. Dolayısıyla bunu hiç dikkate alınmamış olması da bir vehamet yani. Anormal. Evet. Şimdi asıl çok daha ilginç bir şey okuyacağım size. Şimdi Turan G. olayı en baştan mahkeme heyetine anlatıyor. 7 ay tutukluluktan sonra başka dikkat çekici ayrıntılar da veriyor. Diyor ki biz diyor bu kızı arabaya alırken diyor ben Onur'un diyor kıza cinsel saldırıda bulunacağını zaten tahmin etmiştim diyor. Daha önce de diyor 8-10 kere benzer vukuatlarımız vardı zaten diyor. Hatta kendisinin de o kadınlara cinsel saldırıda bulunduğunu ama hepsini bıraktıklarını söylüyor ifadesinde. Buna ben cinsel saldırıda bulunmadım, nedenini bilmiyorum diyor. Diğer diyor şeyler de mağdurlar da diyor şikayetçi olmamış olabilirler diyor. Çünkü kimliklerimizi zaten bilmiyorlardı. Yakalanmadık o yüzden de diyor. Bulundularsa da biz yakalanmadık şikayette bulundularsa da. Kendim diyor ben Handan'a cinsel saldırıda bulunmadım. Ama diyor daha önce bu saldırılarda bulunduk. İlk kez bir öldürme olayına karıştık diyor. İlk kez böyle bir öldürme olayı gerçekleşti diyor. Yani o dönemde tabii 2003 yılı Mayıs ayı ya da 2003 yılından geriye doğru gittiğinizde 2002 yılı, 2003 yılı ve 2005 yılı onların teslim olduğu Mart ayına kadar gelecek olursak cinsel saldırıya uğramış beyaz bir araç. Nasıl bir mantık ki birisi diyor ki biz bundan başkaca cinsel saldırı suçunu işledik diyor. Bununla ilgili nasıl bir sorgulama yapılamaz ya? Nerede yaptınız? Hangi şehirde, hangi semtte? Oralarda bu tip vakalar, şikayetler, müracaatlar var mı? Bunların hiçbirini soruşturmamış olması ben hukukçu olarak zaten hiç normal karşılamıyorum ama eminim ki izleyenler ve diğer uzmanlar da yani şaşkınlıkla izliyorum. Nasıl sorgulanmaz bu? Nasıl sorgulanmaz? Şimdi bazı suçlular gezicidir. Bunlar Türkiye'yi gezerler. Her tarafta bir suç işlerler. Yakalandıkları zaman da sorgusunda mesela İstanbul'da yakalandılar. İstanbul'daki bir olayla ilgili sorgulandılar. Ama sorgusunda şurada 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 da yaptık dedikleri zaman ilgili İl Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ve tüm İl Emniyet Müdürlüklerine bir faks çeker. İşte biz böyle bir şahıs yakaladık. Şurada şurada da yaptıklarını söylüyorlar. İşte 8-10 tane işte bu şu suçları işlediklerini söylüyorlar dedikleri zaman tüm İl Emniyet Müdürlüklerinde böyle bir vukuat varsa onlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bize hüküm şöyle olarak bir, gelir. Tabii evet. Gelir. Fotoğrafları falan gönderilir. Yani onlar mıdır değil midir araştırması yapılır. Emniyet Genel Müdürlüğü de Jandarma Genel Komutanlığı'na gönderir. İşte böyle böyle bir olaylar oldu. Sizin mıntıkanızda var mıdır yok mudur diye. Yani böyle bir şey yapılması lazım. Ama bu dosyada yapılmış mı? Böyle bir sorgulama yapıldığına dair bir işaret ben yok. Ben de dolayısıyla yani o tarihler arasında işte böyle bir cinsel saldırıya uğramış iki erkek tarafından ama kimliğini teşhis edememiş ama şikayetçi olmuş kadınlar var mı? Yani varsa da gerçekten bizi arasınlar. En azından fotoğraftan teşhis etmelerini sağlayabiliriz bununla ilgili. Ve Turan G. devam ediyor. Tam 10 dakika boyunca Handan'ı boğdu diyor. Handan'ı plakaya bakarken Onur'un gördüğünü ve aracın içine soktuğu kızı 10 dakikada boğduğunu söyledi. Mahkeme heyetinin neden engel olmadığın sorusu karşısında susan Turan, Onur'un Handan'ın kafasına hırsızlık yaparken kapıları açmak için kullandıkları anahtarla vurduğunu gördüğünü de ifadesine ekledi. Evet.
olay yerinde Onur'la kavga ettiklerini ve daha sonra beraber İstanbul'a döndüklerini belirten Turan, bir süre sonra kahvehanede otururken Onur'un kendisine cesedi gidip gömmeyi teklif ettiğini ama kendisinin gitmediğini ve bundan sonra da 22 ay boyunca hiç görüşmediklerini söyledi. Turan sorulması üzerine Onur'la aralarında hiçbir husumet olmadığını belirtti. Durabilir miyiz lütfen? Şimdi kurbağacık denen bir anahtarmış bu hırsızlık amacıyla kullandıkları. Turan G teslim olduğunda çantasından bir kurbağacık anahtarı çıkıyor. Bu sözünü ettiği anahtar bu mu? Bir. İki, diyor ki İstanbul'a döndük, kavga ettik olay yerinde. Sonra bir gün kahvehanede otururken Onur geldi, cesede gidip gömmeyi teklif etti diyor. Ama ben gitmedim diyor. Bundan sonra da 22 ay boyunca hiç görüşmediklerini söylüyor. Bu 20 ay olacak aslında galiba. Çünkü teslim olduğu tarih 20 ay. Ve Onur'la aramızda hiç husumet yok diyor. Şimdi bu Turan'a gerçekten gidip cesedi yerini değiştirelim, gömelim, bir şey yok edelim teklifini gerçekten Onur yaptı mı? Turan bunu kabul etmediyse bir başkasıyla bu işi gerçekleştirmiş olabilir mi? Yani ceset dün de konuştuğumuz gibi başka bir yere taşınmış ya da gömülmüş olabilir mi? Hocamdan başlıyorum. Bu süre zarfında zaten sadece kemik ve bir belki kurumuş deri gibi saç gibi şeyler kalmış olabilir. Kalıntılar kalmış olabilir. Ama olaydan kısa bir süre sonra diyor. Kısa bir süre sonra mı? Bir süre yani evet. Bir süre derken çünkü biz 20 ay hiç görüşmedik demiş. Yani sonrasında 20 ay görüşmüyorlar. Sonra tamam orayı affedersiniz evet. Kaçırmışım. Yani evet bunu teklif etmiş olabilir. Bu çok mantıklı bir şey yani gömerek yok etmek. Fakat eğer kabul etmediyse Turan G bir üçüncü kişiyi karıştırmak istemez Onur. Ha kendi başına gidip bu işi yapabilir mi? Evet tabii yani normal güçte bir adamsa yapabilir ama cesaret burada tabii. Yani bir yakalanma. Doğada hem yakalanma hem yani ölümün o safhasında farklı bir görüntü, çok acayip, işte berbat bir görüntü ve koku olacaktır. Yani onları toparlayıp gömmek falan tek başına herkesin yapabileceği, kaldırabileceği bir şey değil. Ama yapmış olabilir mi? Tabii ki. Olabilir yani. Metin Bey. Onur eğer Turan'dan biraz işkilleniyorsa yapmış olabilir. Dün Ayşe Hanım da söyledi. Yeri değişmiş olabilir diye. Yani bu işi yaptım ama yarın bir gün bu adam beni şikayet eder, ihbar eder vesaire diye gidip yapmış olabilir. Ayşe Hanım. Ben de öyle düşünüyorum. Öyle düşünüyorum. Bu ihtimal var bir de, yani. Bir de bir şey söylemek istiyorum. Onur hep ifadesinde Turan'ın işte kendisine kötü davrandığını, işte para istediğini vesaire hep zorladığını söylüyor. Ama ikisinin ifadesinde de 20 ay hiç görüşmedik diyor. Yani böyle bir adam bu kadar para düşkünü veya ona karşı bir hırsı olan insan 20 ay mutlaka bir rahatsız etmiş olması lazım. 20 ay hiç yok yani. Peki suç ortakları arasında zaman zaman böyle fikir ayrılıkları ve birbirinden kopma, sürekli uzunca olur. Bir süre görüşmeme. Yani izlediğimiz Amerikan polisiye filmlerinde falan dizilerinde bunlar oluyor. Bu görülebilen bir şey midir? Tabii ki. Sürekli olur. Sürekli olur. Özellikle de önemli bir suç varsa o zaman daha çok korkarlar ve daha çok teması keserler. Evet. Yani deve kuşu gibi kafayı sokalım, evet. Kimse de bizi görmesin gibi. Yani aslında ikisinin de ifadesindeki belki de tek ortak nokta ve buluştukları nokta her ikisi de Turan G'nin teslim olduktan geriye doğru 20-22 ay boyunca görüşmedikleri yolundaki ifadeleri tek ortak söyledikleri cümle. Burası da önemli. Peki devam ediyoruz çünkü devamında bir araba var. Bir aralarında husumet var mı yok mu bu konu biraz daha irdeleniyor ve o kısmını şimdi izleyelim. Evet. Delil ve raporları inceleyen mahkeme heyeti Fatma Çakal'dan ve Onur'un aracının arka koltuğundan alınan kan örneklerinin karşılaştırma raporunun dosyada olmadığını, alınan numunelere ne olduğunu, nereye gönderildiğini, gönderilmişse raporun istenmesine ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Evet,
Şimdi bir grafik gelecek ekrana. Bu grafikte bu olay yerin, yani bir otomobilden bahsediliyor ya. Kaldı ki bu otomobili Onur 2003 yılı sonlarında satıyor. Kime satıldığı da belli. Olay bu şekilde itirafa dönüşünce hatta o araç bulunuyor. Ve o araçta olay yeri inceleme ekipleri bir inceleme yapıyorlar. İncelemede şimdi bakın bu aracın içi Onur D'nin Turan G tarafından neredeyse daha çok kullanılan aracı bu. Turan G diyor ki biz bu araçla aldık Handan Çakal'ı aracın içine. Ve bu araç 2003 yılı sonunda satılıyor. Şimdi röportajda dinleyeceksiniz. Bakalım dikkatinizi çekecek mi? Onur bu arabayla ilgili enteresan bir şey söyleyecek. Şimdi bu aracın ön sağ koltukta oturma koltuğu alınıyor. Aracın arka sağ koltuk döşeme koltuğu alınıyor. Aracın sağ ön koltuk oturağı, arka bagaj paspası, sağ arka koltuk oturağı, sol arka koltuk oturağı ve sol arka koltuk sırtlığında luminal sıvıya tepki veren biyolojik bulgulara rastlanıyor. Araç bu. Plakası bu. Ve o dönemde bu araca ulaşılıyor. İşte tam 20 ay sonra bu araçtan alınan numuneler karşılaştırılıyor. Ailenin DNA yapısıyla, doğru mu? Aileden alınan DNA ile. Ancak bu şeyin, bulguların raporu gelmiyor. Böyle bir rapor yok. Buyurun hocam. Şimdi bu raporun olmaması zaten vahşet bir şey. Yani dosyaya girmemesi muhakkak ki evet. Şey istendiyse onun raporunu mahkemeye ulaşması gerekirdi. Bir ikincisi 20 ay sonra DNA izolasyonu sürekli kontamine olan, yani sürekli girilip çıkılan bir ortam araba olduğuna göre çok çok imkansız denecek derecede zor. Orada tek önemli olan şey arabada yoğun kan ve işte vücut sıvısı olup olmaması, o var. Bu bir yan delil. Ha, DNA izolasyonu yapılabilir mi? O imkansıza yakın zor. Çünkü çok fazla girilip çıkılan bir ortam. Evet. Şimdi diyorlar ki Turan'a sen niye iftira atıyorsun? Yani senin Onur'la aranda bir husumet mi var diyorlar. Onur diyor ki buna Turan'ın üzerinde yakalanan bir silah nedeniyle 2004 yılında beraber yargılandıklarını, suçu üzerine almazsa çocuğunu kaçırmakla tehdit ettiğini söyledi. E peki çocuğunu kaçırmakla tehdit eden adam hala Türkiye'de yanı başında çocuğunun, eski eşinin, ama sen yurt dışındasın. Yani bu adamın tehditleri sona mı erdi? Sen bu adamdan korkmuyor musun çocuğuna bir zarar verir diye de 2003 yılında bu olaydan birkaç sene sonra çıkıp gidiyorsun. Bunları sormak istiyorum ben mesela. Sormak, sadece merakımızı gidermek için sormak istiyorum. Çocuğunu kaçırmakla tehdit ettiğini söyledi. Bunun üzerine suçu üstlendiğini, geçmiş suçtan. Ama hakimin kendisine inanmayarak Turan'a yasak silah bulundurmaktan suçlu bularak ceza verdiğini, kendisinin de ihtar cezası aldığını anlatıyor. Turan'ın ceza alması üzerine kendisine 12 yıllık infazımı yaktın, ben de seni yakacağım dediğini belirtiyor Onur. Aralarındaki husumetin bu sebepten olmuş olabileceğini söylüyor. Şimdi buna inandık mı? Buyurun. Şimdi 12 yıllık bir infaz olabilecek şekilde bir sabıka kaydı ben görmedim. Hırsızlık gibi basit şeylerden var. Yani adam yaralamak var, fakat adam yaralamaktan bile 12 senelik bir infaz olmaz diye düşünüyorum. Yani o biraz yalan gibi geldi bana. Kaçak silahtan da olmuyor bildiğim. Kaçak silahtan da çok basit. Toplamda yani kadar belki bahsedilmiştir. Yani hepsinin toplama anlamında. Fatma Hanım, siz bir televizyon programına katılıyorsunuz ve telefon geliyor. Arayan şahıs Bakırköy'de dolmuş şoförü olduğunu ve kızı servis şoförü olduğunu ve kızının, sizin kızınızın her gün dolmuşuna bindiğini. Servis müdürlüğüne gidip dershaneye gittiğini söylüyor. Söylüyor. Bu tabii dosyalar diyor. Bu mümkün değil tabii ki böyle bir şey. Mümkün yok ya. Biri Bursa, biri Bakırköy. Turan Bakırköy Ataköy hattında çalıştığını bu arada
Turan'ın sesine benzetiyor hanımefendi onu. Programı aramadığını, cinayet işlediklerini sadece Onur'un çocuğunun bakıcısının eşi, kuaförlük yapan birisi ve yine çocuğunun bakıcısının kardeşine söylediklerini ama onların da programı aradıklarını zannetmediğini belirtiyor. Burada Tuğra'nın adını verdiği kişilerin ifadesi alınmış mı, alınmamışsa ne demişler Ayşe Hanım? Sadece bir tanesi alınmış, o da böyle bir şey bilmediğini söylemiş. Diğer iki kişiye kimse bir şey sormamış Serap Hanım. O zaman şimdi konuşma vakti. Eğer ki gerçekten Turan G'nin söylediği gibi, çünkü Turan G sadece polise gidip biz Onur'la bunu yaptık demiyor. Aynı zamanda üç kişiyi daha itham altında onlara bırakıyor. İtiraf ettik diyor, onlara da söyledik, evet, anlattık diyor, şahitler diyor, tanık gösteriyor yani. Mahkemenin de bunu kamu tanığı olarak böyle bir bilginiz var mı diye hepsini dinlemesi lazım. Bir tanesini dinlemiş. Diğerlerini tespit edemedi desek o da mümkün değil. Tarif ediyor bakıcının eşi, efendim bakıcının kardeşi, bakıcının kim olduğu belli. Dolayısıyla tespit edebilecek kişiler. Bunlara da sorulması %100 gerekliydi yani. Peki Ayşe Hanım, şu noktada sormak istediğim bir şey var size. Burada şimdi dedik ya, bu araçtan alınan numuneler nedense dosyaya girmemiş. Bu tahliller yapıldı mı, yapılmadı mı, sonuç ne çıktı belli değil. Peki bu durumda diyelim ki bu araca tekrar ulaşıldı. Hocam, yeniden bu tahliller yapılabilir mi? Biyolojik sıvı olup olmadığı anlaşılabilir. Yani döşemesi değişmediyse o döşeme kesilerek çıkartılıp DNA izolasyonuna çalışılabilir. Ama dediğim gibi çok fazla giren, çok fazla DNA bulaşmış olacak oraya. Ve onların içinden 15 sene önceki bir DNA'nın izolasyonu neredeyse imkansız. Yani çok zor bir ihtimal. Şimdi o zaman tabii ki olay kişiler kimler? Bir kere Deli Turan diye bilinen Turan G. Biz onu stüdyomuza bekliyoruz. Biz onu bizi aramasını bekliyoruz. Çünkü annenin sormak istediği şeyler var. Gelsin, o bir içi rahatlasın, sorsun. Belki öyle şeyler soracak ki o zaman anlayacak ki hayır, benim çocuğum hayatta, bu adam gerçekten yalan söylüyor. Ya da öyle şeyler söyleyecek ki hakikaten bunun bilmesine imkan yok, bunu nasıl biliyor diye şüpheye düşecek. Ama Turan G'ye henüz ulaşamadık ama Onur D'ye ulaştık ve Onur D bize telefonda sorularımızı yanıtladı. Kütüphaneye gitmek için evden çıkan ve 15 yıldır kayıp olan Handan Çakal'a cinsel saldırıda bulunup öldürdüğü iddia edilen ve şu an Moldova'da yaşayan Onur D. ilk kez konuştu. Benim üzerime çok büyük korkunç hatıralar atıldı. Ben bunların tekrar gündeme gelmesinden çok ciddi rahatsızlık duyuyorum. Bana bıçak çekti, ben dayak yedim Allah'a. 4 tane adamını kendini gömdüğünü anlatıyor. Belki bunu kendisi yapmış olabilir. Ekibimizin telefonla ulaştığı Onur D. hakkındaki iddialara cevap verdi. Kendisini suçlayan Turan G. ile ilgili şok açıklamalarda bulundu. Benim tek hatam var. Söylemekten utanıyorum. Bu adam cezaevinden çıktı 2000 haftında. Bu adam benim çocukluktan bakın bugüne kadar sürekli bela olmuştur. Lisede benim arkadaşlarıma satabilmesi için benim cebimde taşıttırıyordu maddeyi. Muhasebeciyim. Ya ben herhangi bir sabıka sahibi olursam bir daha herhangi bir yerde iş bulamam. Beni bu işlere sokma. Benim ne demek istediğimi anlamadı. Bana ciddi tehditlerde bulundu. Benim geldi arabamın lastiklerini kesti. Bana bıçak çekti. Beni evden kaçırdı. Arkadaşlarıyla beraber. Ben utanıyorum bunlardan. Ben dayak yedim onların. Atak 4. kısımda. Yani dükkanlara sorun. Lakabı bir Turan diye geçer. Herkes ondan illet etmiştir. Ben kendisinden korkuyorum. Elimden gelen her...
her şeyi yaptım kendisinden kurtulmak için. Telefonlarımı kapattım, telefonları değiştirdim. Hatta araba benim değil, eşimin arabası diyerekten kendisinden uzak durmaya çalıştım. Dört tane adamını kendini gömdüğünü anlatıyorum. Ben onun için çerez gibi bir şeydim. Kendisi bana telefon açtı, dedi ki ben artık seni aramayacağım. Dinliyorum, dinliyorum. Şu an Tekirdağ Şarkköy'deyim. Yanıma gel dedi. Ben o gün sadece direkt yanına gittim. Ne olduğunu sordum. Bana bir tane marka araba alacağına, etrafımdaki insanlardan böyle eşten dosttan boş para alaraktan bu adama götürdüm, bu parayı verdim. Birkaç zaman sonra tekrar benden para istedim. Benden 10 kat daha varlıklı bir insandır. Kendisi Ataköy'de minibüs hattı var. Geçtiğimiz bir ay içinde bana haber verdiler. Bu adam benim eski çalıştığım iş yerine gidiyor. İnsanlar diyor ki ya burada yok, çalışmıyor. Ben bir daha geleceğim, siz bir araştırın diyor. Sonra bir daha gidiyor. Ve diyor ki eğer diyor Onur çıkmazsa ortaya veya beni bulmazsa ben bir komşuma öldüreceğim. Üstüne de onun ismini kazıyacağım. Handan Çakal'ın kaybolmasıyla ilgili herhangi bir bilgisi olmadığını, İtirafçı Turan G'nin kendisini bu olaya dahil etmeye çalıştığını iddia etti. Handan Çakal için hiçbir bilgim yok. Gerçekten tanımıyorum kendisini. Evet. Benim Bursa'da bir tane arkadaşım yok. Belki bunu kendisi yapmış olabilir. Bakın ben bunu da bilmiyorum. Belki hani olayları biliyor işte ediyor. Sadece beni karıştırarak anlatıyor olabilir. Bunları bilmiyorum. Ben o dönemde sadece araba satmadım. Evimi de satmak zorunda kaldım. Çünkü avukat masrafları çok büyüktü. Ve benim üzerimde olan iftira korkunç bir iftiraydı. Ben o dönemde arabamdı, evimdi, işimdi, arkadaşımdı, her şeyimi kaybettim. Araziye götürüldüğüm söyleniyor. Arazi arama tutanakları var. Benim o arazi arama tutanaklarından hiçbirinde imzamı arabanın içine oturtup bölgeye götürdüler. Benim o bölgeyi bildiğim yer bile değil. Ve benim babam da öyle varlıklı bir aile değildir, tam tersi. Memur, emekli maaşıyla geçinen bir insan. Ben alt kademede çalıştım ama benim babam yöneticiydi ama ben yönetim kurulu üyeliği bir şey var mı bunu bilemiyorum. Ben bunların tekrar gündeme gelmesinden çok ciddi rahatsızlık duyuyorum. Yasal olarak hiçbir korkum yok. Bu olaylar olduktan sonra bir tek ailem bencini kaybetmedi. Ve ben ilk gün söyledim, gene söylüyorum. Benim üzerime çok büyük korkunç iftiralar atıldı. Evet, şimdi burada öncelikle şuna dikkat çekmek istiyorum. Onur D'nin arabamı sattım, avukat masrafları çok fazlaydı. İşimi, arabamı, evimi, ailemi kaybettim dediği tarih 2005 olması lazım ki arabasını satmış olması lazım. Oysa arkadaşlarımız diyor ki ona, o kısımlarını da peyderpey getireceğiz ekrana. Diyorlar ki ama siz arabanızı 2005'te değil 2003'te sattınız. Bu Turan G'nin itirafı 2005'te ve avukat tutmanız gereken dönem o dönem. Diyor ki evet ben 2003'te arabamı takasa verdim. Takas ettim başka bir arabayla diyor. Şimdi buradan ne anlıyoruz? Bence bir kere önce şunu söyleyeyim. Bir dosya bu ve bunun bir ücreti var ama bir ev parası değildir bu yani. Böyle ev, araba. Yok öyle bir şey yok. Bu eğer böyle bir paralar harcadığını iddia ediyorsa o zaman döner sorarlar kişiye. Nereye verdin bu kadar parayı? Yani tabii çok pahalı dosyalar, çok pahalı avukatlar vesaire olabilir ama hani bu kadar olacağını ben tahmin etmiyorum. Peki 2003 yılında olay yani Handan'ın kayboluşu 22 Mayıs. Onun da aracı satışı bundan 5-6 ay satışı demeyeyim başka bir arabayla takas ediyor. Neden? Onur D. bu araçtan kurtulmak mı istedi? Evet. Bu araçtan neden kurtulmak istedi? Onur D.'ye de buradan sesleniyorum. Lütfen yayınımıza bağlan. Şimdi, ben değil, annenin sormak istediği şeyler var. Onur'un söylediği başka bir şey vardı Serap Hanım. Arabayı işte sürekli alıyordu, gidiyordu. Bundan işte sıkıldığımız için ve bundan kurtulmak için sattık diye daha önceki ifadelerinde böyle bir tabir var. Şimdi olaydan sonra da 22 ay boyunca, 20 ay boyunca her neyse görüşmediklerini söylüyorlar. O zaman 5 ay sonra da sattıysa o aradaki 5 ayda Turan demek ki bu arabayı alamadı. Yani o zaman işte habersizce alıyordu, götürüyordu, getiriyordu dediği konumların yalan doğru olmadığı ortaya çıkıyor.
Bir de şöyle ciddi bir çelişki oldu Onur Değin'in ifadesinde. Kendisi benden daha varlıklıdır, minibüs hattı var dedi. O zaman niye para için şantaj yapsın ki? Benden daha varlıklıdır. Şey çok... Bir de bir insan onuru, şerefi ve ailesi için yaşar. Çocuğunu kaçıracağım diyor. Kendisini kaçırıyor. Herhangi bir şikayet olmuş mu acaba hiçbir yere? Hayır. Yani Turan G. bu kadar iftiralar attığını söylüyor Onur Turan'ın kendisine. Ama kendisi hiçbir şekilde ondan şikayetçi olmadı. Ve doğru gidip, mu? Ve gidip paraları veriyor. Öyle bir şikayet. Sürekli para verdiğini söylüyor. Evet. Bir şey daha var. Diyor ki işte bunu Turan yapmış mıdır bilmiyorum. Yaptıysa da bilmiyorum. Yapmadıysa da bilmiyorum. Aynı cezaevinde kaldı bu insanlar. Aynı cezaevinde, aynı koğuşta mı kaldılar onu da bilmiyorum. Ama mutlaka yan yana geldiler. Aynı ringde gidip geldiler. Ya da mahkeme nezarethanede bir araya geldiler. Birbirlerinden hesap sormadılar mı? Bunu Onur sormadı mı? Neden cevaplarını almış olması gerekiyor? Şimdi efendim, bu Onur'un bizi yönlendirdiği, demişti ki Ataköy dükkanlara sorun. Lakabı Deli Turan diye geçer. Herkes ondan illet etmiştir. Ben kendisinden korkuyordum. Kime sorsanız gösterir demişti. Biz de muhabirimiz Samet'i Ataköy'e gönderdik. Kendisinin işte minibüs hattı varmış vesaire. Ve oradaki esnafa, minibüsçülere Deli Turan'ı sormasını istedik. Bakalım bulabilecek miyiz Deli Turan'ı? Evet Samet. Merhabalar. Merhaba, merhaba Serap Hanım, iyi yayınlar. Teşekkürler. Bahsettiğiniz gibi biz Ataköy'e geldik. İki gündür yoğun bir çalışma yapıyoruz burada. Burada şimdi bahsedilen minibüs durağının oradayız. Bu minibüs durağı Yenibosna Ataköy Bakırköy durağındayız. Buraya geldik. Minibüsçülere sorduk Turan G'yi tanıyor musunuz diye. Tanıdıklarını söylediler ama şu anda minibüsünü oğluna devrettiğini ya da verdiğini, tam ayrıntıyı bilmiyorlar. Oğlunun işlettiğini söylediler minibüsünü. Yaklaşık emin olmamakla birlikte bahsedildiği gibi 15 yıl önce burada minibüsçülüğü bırakmış, bu çevrede takılıyormuş. Sizin de bahsettiğiniz gibi lakabı Deli Turan olarak biliniyormuş. Yalnız biz buraya geldik, minibüsçülerle, kahyalarla konuştuk. Dedik bununla ilgili bize bilgi verir misiniz dediğimizde kameraya konuşmak istemediler. Çünkü Turan Bey'den çok çekiniyorlardı. Turan Bey'in kendilerine zarar vermesinden ya da başka bir şeylerden korkarak bizim mikrofonlarımıza konuşmak istemediler. Ama biz arama çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu bölgede Turan G'nin olabileceği söylendi. Daha çok araştırmalarımızı herkeste bir Ataköy 4. kısımda olabilir. Oraya gidin bakın dediler ve biz oraya da şimdi aldığımız bilgilerle o bölüme geçeceğiz. Arama çalışmalarımıza devam ettireceğiz. Peki. Teşekkür ediyorum. Ben buradan ben de sesleniyorum Deli Turan'a. Lakabı oymuş. Deli Turan'a şey yok. Bak deli gibi gel itiraf evet, et. Fasma böyle Hanım. Bir konuyla işim yok de. Deliler hiçbir şeyden korkmaz. Bak demek ki kendine bir rapor olur. Kendine deli gibi bir şeysin. Deli kişi kimseden korkmaz. Bazı olaylara kendini atan kişilere deli derler yani. Aklı başında olup da gözü pek mi denir onlara? Hani deli gibi bir şeyden korkmaz. Sen de öylesin. Eğer bu konularda kendini aklamak için gel. Gel. Evet. Onunla yaptığımız röportajı bir kez daha ekrana getirelim. Yine üzerinden geçelim. Çünkü mesela kendisini bu Turan'ın kendisini madde taşıtmakla suçluyor. Yani diyor ki bana diyor ben liseye gidiyordum. Lisede benim arkadaşlarıma madde satabilmek için cebimde taşıtıyordu diyor. Yani çocukluk arkadaşıymış ve böyle bir ilişkileri var. Şimdi buradan sağlıklı bir ilişki çıkabilir mi? Buradan sağlıklı bir ilişki çıkabilir mi? Yani o dönemde de siz bunu gidip ihbar edebilirsiniz. Bana zorla bunu yaptırmaya çalışıyor diye. Lisedeyken bunu ailenizle de paylaşabilirsiniz. Ve bunun önüne geçilebilir bir şey bu. O zaman niye yapılmadı bütün bunlar? Ve bütün bunlara rağmen Onur neden hiç Turan'dan şikayetçi olmadı? Tekrar getiriyoruz. Ve bu arada tabii Onur'a çağrımızı da tekrarlıyoruz. Telefona bağlanması için.
kütüphaneye gitmek için evden çıkan ve 15 yıldır kayıp olan Handan Çakal'a cinsel saldırıda bulunup öldürdüğü iddia edilen ve şu an Moldova'da yaşayan Onur D. ilk kez konuştu. Benim üzerime çok büyük korkunç hatıralar atıldı. Ben bunların tekrar gündeme gelmesinden çok ciddi rahatsızlık duyuyorum. Bana bıçak çizdi, ben dayak yedim onların. Dört tane adamını kendini gömdüğünü anlatıyor. Belki bunu kendisi yapmış olabilir. Ekibimizin telefonla ulaştığı Onur D. hakkındaki iddialara cevap verdi. Kendisini suçlayan Turan G. ile ilgili şok açıklamalarda bulundu. Benim tek hatam var. Söylemekten utanıyorum. Bu adam cezaevinden çıktı 2000 haftında. Bu adam benim çocukluktan bakın bugüne kadar sürekli bela olmuştur. Lisede benim arkadaşlarıma satabilmesi için benim cebimde taşıttırıyordu maddeyi. Duralım arkadaşlar. Onur ne demek istiyorsun? Belki bunu kendisi yapmıştır derken. Neyi yapmıştır? Neyi yapmıştır? Söyle. Ben çok önemli bir şey soracağım. Buyurun. Onur baştan beri itiraf ediyor ve bir de avukatı var. Hiç cezaevine girmeden kendisinin o saatte, o gün İstanbul'da, Ankara'da, Samsun'da olduğunu ispat edebilirdi. Neden bu yola başvurmadı? Neden? Yani bir yerden bir kamera görüntüsü verebilirdi, telefon kaydını verebilirdi, bazını verebilirdi, tanık gösterebilirdi, bir sürü şey yapabilirdi. Yani evini satmasına gerek yoktu. Yani. Evini satmasına ben falan gerek yoktu yani. Ben o saatte şu dedim dese iş bitecek yani. O gün hafta içi miydi, hafta sonu muydu? Perşembe, hafta içi. Çalışıyorum, işim vardı dedi. İşte olması gerekirdi. Yani en azından görgü işlemi göstermesi lazım. O gün Kur'an'la olmadığını gösterecek bir tane delili yok muydu bunun? Avukatı bulamadım yani. Bildiğim kadarıyla dosyada böyle bir şey yok değil mi? Yok. Olsa yani zaten ilk ifadede söyler. Ben o gün şuradaydım. Ne alakam var benim? Açın benim telefonlarımı isteyin. Ne alakam? Karıma sorun. İşte çalıştığım iş yerime sorun. Şu markete gitmiştim. Kameralı görüntülerini alın. Şuradan benzin almıştım. Tamamen şu anda yazıyorum. Ama bunu işte şu büfeye uğradım, fişi vardır gibi bir sürü şey ortaya çıkartabilirdi yani. Denememiş bile yani. Böyle bir şey hiç aklıma mı gelmedi ki ben ya da bir kişi böyle bir iftiraya uğrayacak, ortalığı yıkmaz mı, yakmaz mı? Yani diyorsunuz ki ceset bulunmama noktasına gelinceye kadar bile gidilmezdi. O aşamalara bile gelinmezdi. Hatta kendi diyelim ki beceremedi, avukatına sunardı bunları. Evet. Avukatı da derdi ki, rahmetli olmuş şimdi, derdi ki işte benim müvekkilim o saatte buradaydı, yanında bu vardı, o vardı deyip tamamen en başta bu iş zaten çözülebilir. O gün nerede olduğu dosyada yok. Yani en azından o gün ben şuradaydım demesi lazım. Yok dosyada. Onur, o zaman bu soruları 15 sene sonra da olsa cevaplamanı istiyoruz. Yani avukatımız Ayşe Hanım'ın sorduğu çok önemli bir soru var. O tarihte, o gün nerede olduğunuzu kanıtlayacak belgeler sunabildiniz mi? Gerek avukatınıza, gerek mahkemeye, gerek polise. O tarihte, o saatte neredeydiniz? Bir şahidiniz var mı? Tanığınız var mı? Bir de Onur'un söylediğine göre maddi durumu çok iyi. Benden çok iyi diyor. Bu maddi durumunu yakmak için adam böyle bir iftira atar mı? Onur dese ki biz birlikte yaptık. Onur D. telefona bağlanacak. Lütfen sorularınızı hazırlayın. Bütün soruları cevaplamaya hazırmış. Zannediyorum Fatma Hanım'ın çağrısı da etkili oldu. İlk kez canlı canlı sorduğumuz soruları cevaplandıracak. Şimdi orada söylediği bir şey daha vardı. Kendisi yapmış olabilir diyor. Handan'ın başına ne geldiğini bilmiyor. Handan'ı tanımadığını söylüyor. Birisi çıkıyor, göğe husumeti olan birisi. Onur bir kızı öldürdü diyor. O da diyor ki o öldürmüştür diyor. Ne demek istiyorsun? Yani daha önce kaç kişiyi öldürdünüz? Turan G. kimi öldürdü? Böyle bir şeyi mi var? Yani adam seri katil mi? Neyi kastettiğini sormak istiyoruz. Şimdi devamında benden borç para istedi. Onu devam edelim lütfen. Benden borç para istedi kısmına. Onur D. birazdan canlı yayında bağlanıp sorularımızı cevaplayacak. Muhasebeciyim. Ya ben herhangi bir sabıka sahibi olursam bir daha herhangi bir yerde iş bulamam. Beni bu işlere sokma. Benim ne demek istediğimi anlamadı. Bana ciddi tehditlerde bulundu.
bıçak çekti. Belli evden kaçırdı. Arkadaşlarıyla beraber. Ben utanıyorum bunlardan. Ben dayak yedim ondan. Duralım mı arkadaşlar? Yani bu kadar şeye maruz kalıp da neden susulur? Neden şikayetçi olunmaz? Şikayetçi olmadı ama suç işlemeye devam etti. Hırsızlık yaptılar başka birlikte. Başka bir şey söyleyeceğim. Hadi kendi olamadı. Cesaret edemedi. Annesi var, babası var, karısı var. Yani bu adam gerçekten bunu şikayet etmekten acizdi diyelim. Düşünemedi, yapamadı, korktu. Karısı. Şey, karısı yapabilirdi. Annesi yapabilirdi, babası yapabilirdi. Hiç arkadaşı yok muydu? O yapabilirdi. Dostu, kardeşi. Neden herkes sustu? Yani. Neden herkes? Hep Turan'dan mı korktu? Bütün hani elle başlarına daha da bela olur. Çünkü Turan dediği bütün tehdit ediyormuş herkesi. Korkuyormuş ondan. Bak konuşmamışlar. Öyle bir şey yok ya. İstanbul yani, gibi bir yerde hakikaten yaşıyoruz. Bu başımıza öyle musallat olacak. Herkes herkesi dilediği gibi tehdit edemez. Polis var, devlet var. O kadar kolay değil bunlar yani. Eğer korkunuz yoksa bir şeyden direkt gidersiniz ve yardım istersiniz. Çok net yani. De diyelim ki Turan Gey'nin elinde Onur'u çok zor duruma düşürecek bir takım deliller, belgeler, bir şeyler var. O yüzden şikayet edemiyor. Ama liseden beri bu eziyeti çektiğine göre ve yetişkin hale geldiğine göre, karısı çocuğu tehdit edildiğine göre, bugün bir hani hayvanı bile yavrusunu tehdit etseniz nasıl yırtıcı hale gelebilir? Yani bir ufacık tavuk insana saldırabiliyor evet, gerektiğinde. Tetiğin ağırlığı 3 gram. Bir noktadan sonra kendisi yürürdü. Üstelik de çocuğuyla tehdit etmiş. Çocuğuyla evet, tehdit ediyor. Üstelik de yani çocuğuyla tehdit ediyor. Şikayet etmek ne kaldı demek kaldı ki yani? Bütün bu tehditlere rağmen bir de eşinin arabasını veriyorsunuz. Yani bilmiyorum. Benim bunların yok cevabı yani. Onur da birazdan bağlanacak. Ve devamında şöyle diyor. Atak 4. kısımda yani dükkanlara sorun. Lakabı Turan diye geçer. Herkes ondan illet etmiştir. Ben kendisinden korkuyordum. Elimden gelen her şeyi yaptım kendisinden kurtulmak için. Telefonlarımı kapattım, telefonları değiştirdim. Hatta araba benim değil, eşimin arabası diyerekten kendisinden uzak durmaya çalıştım. 4 tane adamını kendini gömdüğünü anlatıyor. Ben onun için çerez gibi bir şeydim. Kendisi bana telefon açtı, dedi ki ben artık seni aramayacağım. Dinliyorum, dinliyorum. Şu an Tekirdağ Şarkköy'deyim. Yanıma gel dedi. Ben o gün sadece direkt yanına gittim. Ne olduğunu sordum. Bana bir tane marka araba alacağını, etrafımdaki insanlardan böyle eşten dosttan borç para alaraktan bu adama götürdüm, bu parayı verdim. Birkaç zaman sonra tekrar benden para istedim. Benden 10 kat daha varlıklı bir insandır. Kendisi Ataköy'de minibüs hattı var. Duralım. Evet, bir marka veriyor. Bu markada bir araç alacağını söyledi, benden para istedi. Ben de eşten, dosttan para buldum, verdim. Bu sefer sonra geldi tekrar benden borç istedi. Benden de 10 kat zengin bir adamdır diyor. Ben çelişkilerle dolu şu anda. Önceki ifadesinde de diyor ki iş kuracaktı diyor. Şimdi evet, araba alacaktı. İş kurmak, araba. Yani alacak. Sürekli para isteme olayı şantaj olaylarında görülüyor. Yani işte elinde bir bilgi var. O bilgiyi kamuoyuna sunarım veya seni işte yakarım gibi bir şeyde sürekli para verilir. Yoksa yani hem çocuğunu tehdit ediyor, hem kendini kaçırıyor, hem paralarını alıyor. Yani üstüne nasıl para bir, veriyorsun? Nasıl bir süpermen miymiş bu yani? Devlet yok muymuş bu arada? Bir de tabii psikopatik aşk ilişkilerinde olabilir bunlar. Evet. Bu tip şeyler de var. Buna da öyle mi? Var yani. Anladım. Peki oraya giremiyoruz ama burada sağlıksız bir ilişki olduğu kesin. Yani bu para isteme olayında birisi sizden para istiyor. Bu size çok da zarar vermiş. Ve her istediğinde bunu veriyorsunuz. Üstelik de sağdan soldan borç alarak veriyorsunuz. Hani kendi paranız olur verirsiniz. Kimse bir şey demez. Ama bir de sağdan soldan borç alacak kadar bu adamı susturmaya çalışmak neden Onur? Neden? Lütfen bunların cevabını ver de biz de rahatlayalım. Lütfen. Evet, devamında da evet. Geçtiğimiz bir ay içinde bana haber verdiler. Bu adam benim durduralım. Çalıştım. Onur D. Hatta merhaba Onur. Merhaba. Merhaba. İyi günler. İyi günler. Onur, aslında ağırlıklı olarak soruları Handan'ın annesi sormak istiyor.
Handan'ı tanıyor musun? Rica ediyorum. Ben Fatma Hanım, şöyle söyleyeyim. Ben Handan'ı hayatımda hiç görmedim. Hiç tanımadım. Bu olaylar ne zaman başladı? O tarih itibariyle Handan'ın hakkında bilgi öğrenmeye başladım. Ben hepinizden çok istiyorum gerçeğin ortaya çıkmasını. Çünkü şu an nasıl söyleyeyim, kızımın yanına gidildi, eşime gidildi, röportajlar yapıldı. Dün kızımı aradı ağlayaraktan. Ha, onlarla röportaj yapmadık, onu düzeltmek istiyorum. Röportaj yapmadık, sadece karşılıklı görüşme olup verdikleri bilgiyi, eşinizin, eski eşinizin verdiği bilgileri bu haberin canlı yayında aktardı. Evet. Çocuktur, bana gazeteciler geldi diye söyledi. Ben şöyle söyleyeyim, ben bu gerçekten korkunç derecede üzülüyorum. Hem annem, hem babam, hem eski eşim olsun, kızım olsun, tamamen ilişkilerim bu yönde bozulmaya gidiyor. Evet, ben hatalıyım. Ne yönde hatalıyım? Ben hayatım boyunca bu adamdan korkarak yaşadım. Bunu kabul ediyorum. Orada anlatılıyor, diyor ki işte Onur, ben dinledim 2-3 program önce, işte 60 yaşında, 70 yaşında adamlar dövüyor diye. Bir tane yaşlı bir insanla kavgam olmamıştır. Bir tane insana saygısızlığım olmamıştır. Benim saygısızlığım anama babama olmuştur. Asiliğim olmuştur. Ama dışarıda insanlara her zaman olumlu davranmışımdır. Ben Fatma Hanım adına çok üzülüyorum. Anne olarak, hani ben de bir baba olarak kendisini çok iyi anlıyorum. Ve tekrar söylüyorum. Ben mahkemede de gerekenleri anlattım. Yine söylüyorum. Benim bu olayla ilgim yok. Yani bu konuyu aydınlatabilecek bir bilgim de yok. Ben siz orada konuşurken merak ettiğim bir şey var. Kendisi ifadeleri okurken veya konuşurken diyorsunuz ki arabayı ben kullanıyordum, Onur işte kızın yanında oturuyordu. Madem arabayı kullanan kendisiydi, neden direkt yere götürülmedim veya direkt yere beni götürmedi? Bizi polisler aldığı zaman, özür diliyorum, ben polis kuruluşunu kötülemek istemiyorum ama onu itirafçı sıfatında sandalyede çay içerken oturttular, beni odaya aldılar. Yani sorgulamada çok ağır sorgulama yaşadım. Ben burada açık ve net konuşmak istemiyorum veya birilerini kötülemek istemiyorum. Ama orada bana yapılan ciddi anlamda büyük sorgulama yaşadım. Ve bunları görmemek için kafama çuval dahil geçirildi. Ben oradan çıktığımda yürüyemiyordum. Yürüyecek halim kalmamıştı. Ve ben mesela hem gece hem gündüz arazi araması yapıldı. Ben hiçbir şekilde bilmediğim bir yeri nasıl gösterebilirim? Ben arabanın içinde oturaraktan bölgeye gittim. Duran kendisi götürdü. Kendisi orada her şeyi planladı. Yani açık ve net konuşayım. Ben özür diliyorum. Söyleyecek çok şey de bulamıyorum. Çünkü üzülüyorum bunları anlatmaktan, bunları konuşmaktan. Böyle bir şeyden, kendimin suçlanmasından. Her şeyden önce çocuklarımdan utanıyorum. Anamdan utanıyorum, babamdan utanıyorum. Yani. Onur, Moldova'ya neden gittin? Niye oraya yerleştin? Yani çok öyle yerleşilecek bir Londra çok değil sonuçta orası yani. Evet, 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 doğru söylüyorsunuz. Katılıyorum buna. Ben Türkiye'de bu olaylar olduktan sonra, cezaevinden çıktıktan sonra iş bulamaz hale geldim. Çalıştığım yerlerde doğru dürüst, nasıl söyleyeyim, sağlıkamdan dolayı eski işimi yapamaz hale geldim. Ve bir gün eşimle konuşurken bana şu teklifte bulundu. Kızımız büyüdü. Okula yeni başlamıştı. Ben evlendim. Evlendikten 5-6 yıl sonra Moldova'ya geldim. Son 4 yıldır Moldova'dayım. Onu da belirtmek istiyorum. Moldova'ya geldik. Çocuğumun Rusça eğitim almasını, işte eğitimin için açık ve net, onun için buraya gidelim. Hem orada daha rahat iş yapabiliriz. Orada daha güzel kendi işimizi yapabiliriz diye geldim ama olmadı. Burada da nasıl söyleyeyim, açık konuşayım, bir köy hayatı yaşıyorum. Yani bir şehirde veya bir şeyde yaşamıyorum. Yeri geliyor tarlalarda çalışıyorum. Yeri geliyor tamamen doğal şekilde çalışıyorum, öyle söyleyeyim. Ve ben yıllarca muhasebecilik yapmış bir insan. Şu an nasıl söyleyeyim, tarlada çalışan bir insana döndüm. Bir dakika Onur. Önemli değil. Şimdi o tarihle ilgili avukatımız Ayşe Hanım'ın özellikle sormak istediği bir şey var. Tersten, o gün. Tersten tabii. Bir soru sormak istiyorum. Şu an Türkiye'ye gelişiyle ilgili bir engeli var mı? Onur Bey, bir hiçbir engeliniz yok. Yok, 5-6 ay önce Türkiye'deydim ben. Geldim, Türkiye'ye geldim. Hı-hı. İşte üç ay kaldım. Daha sonra da tekrar dönüş yaptım. Anladım. Şu an burada küçük bir oğlum var. Çocuklarımla, ailemle ilgileniyorum. Başka bir şey sormak istiyorum. Olay tarihinde, olay gününde nerede olduğunuzu ispat edebildiniz mi? Bununla ilgili mahkemede ne yaptınız? Neredeydiniz o gün? Ben şöyle söyleyeyim. Özür dilerim, isminiz neydi avukat hanım? Ayşe Hanım. Ayşe Hanım. Ben o dönemde
Avukatım bu konuyla ilgili bütün çalışmaları yaptı. Bütün gerekli ne varsa yasal olaraktan avukat marifetiyle her şeyi döktü. Ama ne şekilde yapıldı bunu bilemiyorum. Ben mahkemede bile yani şöyle söyleyeyim. Hakim bana son kararı verirken vicdanın rahat mı diye cümle kurdu. Ben buna çok üzüldüm. Çünkü ben bu konuda gerçekten çok rahatım. Benim aynı şekilde evet. Fatma Hanım da söylüyor. Bu herkesin başına gelebilecek bir şey. Ben ondan buna çok üzülüyorum. Benim kızım var. Benim dünyam yıkılır böyle bir şey yaşarsam. Ama böyle bir konuda ben suçlanıyorum. Ben bunun için çok üzülüyorum. Hani bunu nasıl kendimi şey yapabilirim? Bunu da açıkçası bilmiyorum. Aslında olay yani orada, tarihinde Fatma Hanım bir şey söylemek istiyor. Ayşe abi, unutmayın lafınızı. Evet. Önemli. Fatma Hanım buyurun. Ne kadar evlatlar tatlı değil mi? Nasıl anlatıyorsun? Üstüne titriyorsun. Fatma Hanım. Ben 15 aydır bu suçlamalar var. Bak şimdi beni dinle. 15 yıldır bu suçlamalar var. Sizin üzerinize gidiliyor. Senin yapacağın şey, ben senden anne olarak rica ediyorum. Gel buraya. Gel buraya. Güzel güzel kendini ispat, daha güzel ispat. Gözüme bakarak. Gözümün içine bakaraktan. Neden diyorum? Bak sen kendini aklamak istiyorsun. Benim burada bir anneyi rahatlatmak için. Senden ben kopup Turan'ın üzerine gideceğim. Turan'ın üstüne gideceğiz. Turan'dan sonra bak beni dinle. Bak sen konuşurken ben anlatayım, ben seni anlamıyorum. Turan'ın üstüne gideceğiz. Bilmiyorum. Turan'dan da rahatlarsak, bu olayla ilgili Handan'a bir şey oldu veya olmadı, o zaman başka şeyleri araştıracağız. Bunu sen üzerinden atmak için, kurtulman için güzelim, buraya gel, göz göze, bak buradaki kişilerle, net bir şekilde, alnının akıyla çok basit bir gerçekten... Çok basit bir olay. Buna... Bak 15 yıldır ben yanıyorum. Sen de bu huzursuzsun değil mi? Huzursuzsun. Bu olaylara evlatlarınla birlikte karışmak, bu dünyada öleyim de böyle bir olaya girmeseydim, yerin altına girseydim denir. Sen de bu şekilde düşünüyorsan, bak yavrum ne olur. Ne olur bak senden bağlanıyorum. Cevap versin. Elimden ne geliyorsa size yardımcı olmak isterim. Ama gerçekten bu konuda size söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Benim oraya gelmem, benim burada şu an nasıl söyleyeyim, kış mevsimindeyiz. Türkiye'deki gibi değil. Burası gerçekten zor kış şartları. Ben şu an burayı bırakamam. Çocuğum çok küçük. Ve benim gerçekten maddi olarak çok zor geçiniyorum. Yani kendimi zor geçindirecek duruma geldim. Öyle söyleyeyim. Güzelim. İki gününü alır. Peki. Onur, bu bir şey sormak bir istiyoruz. Şey bizim merak ettiğimiz bir şey var. Bir insan bir insana bu kadar kötülük yaptıktan sonra bu her istediğinde para vermek, ne için veriyordun bu paraları Turan'a? Ben şöyle söyleyeyim, bu son döneme kadar, özellikle son döneme kadar bende ciddi bir madde bağımlılığı vardı. Ben bu maddeyi bulmak zorundaydım. O bana maddeyi sağlayan tek insandı. Ve ben bunun için kendisine sürekli bunu yapıyordum. Onun dışında benim onunla herhangi bir ilgim yoktu. Benim tek hatam vardı. Tek hatam, hayatımda yaşadığım, kanunsuz olarak gördüğüm tek hatam vardı. Bu da maddeydi. Ve cezaevine girdikten sonra da doğal bir dönem yaşadım. Artık kendi kendime orada, isteseniz de cezaevinde böyle bir şey bulma şansınız yok. Çok zor günler geçirdim. Ve ne polis merkezinde ne cezaevinde böyle bir suçtan gittiğiniz zaman saygıyla karşılaşmıyorsunuz. Size iyi davranılmıyor, bunu bilin. Mahkumlar dahil böyle bir suçtan geldiğiniz zaman çok kötü şartlar altında kalıyorsunuz. Ben bunları yaşadım. İnsanlara bakın 15 yıl oldu bu olay olalı. 15 yıldır inanın buna. Ne zaman böyle bir otursak, ne zaman bir şey olsa, niye böyle oldu? Niye bir başkasına olmadı da sana oldu? Niye bu şekilde oldu? Ben bu sorulara cevap bulamıyorum, veremiyorum. Ben de bulamıyorum. Nedeni? Yani buradan işte, aslında... Ben de bulamıyorum. Niye benim evladım? Niye benim evladım? Ne kimse biliyor, ediyor, konuşmuyor. Fatma Hanım, gerçekten bu konuda bir bilgim yok. Eğer olmuş olsa zaten bu konuyu ben sizinle paylaşırım. Bir an gözümden gitmiyor. Onur, bir seyircimizden mesaj geldi bize. Seni çok iyi tanıyan birisi, daha doğrusu kardeşiyle arkadaşmışsın. Kardeşine alkol aldığın bir gün bu olayı itiraf etmişsin. Fatma Hanım, ben özür dilerim. Ben bunu sizden daha önceki programda dinledim. Siz hatta bu işte çok doğru bir şey diye. Hayır, doğru ben, kısmını hayır. Bir dakika, bir saniye düzeltmem lazım. Doğru kısmı olarak bunu söylemedim. Doğru kısmı şuydu. Senin bilgilerin, anne baba bilgilerin, çalıştığın yer, kimler, nerede, onlar doğruydu. Yoksa bu doğrudur diyemem zaten. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben
Beni tanıyan herkes bilir. Hatta ailem dahil. Ama Onur kesinlikle alkol içmez. Bunu herkes bilir. Ben şu an alkolik bir ülkede yaşıyorum. Yani alkolik de... Ben burada bile ağzıma içki süren bir insan değilim. Orada bir alkol alıp da bir insana bunları anlatmam söz konusu bile olamaz. Böyle bir şey söz konusu bile olamaz. Ben çok isterim o insanla yüz yüze gelip yüz yüze konuşmaya. Çünkü inanamıyorum bunlar... Gel, Serap Hanım, ben... gel, bak, bunu Beyhan adını olurum, tanıyor ben... musun Onur? Beyhan. Ha, evet, kendisini çok iyi tanıyorum. Peki, Ömer ismini biliyor musun? Ömer. Bu da kendisini de tanıyorum, kuaför olan arkadaş. Bu da Turan'ın en yakın dostudur. Hakan'ı tanıyor musun? Ben... Kim? Hakan. Hakan, bir arkadaşım yok böyle. Beyhan'ı tanıyorsun çünkü Beyhan senin çocuğunun bakıcısıymış. Karısı, bakıcısıymış o dönemde. Karısı bakıcısıydı, karısı bakıcısıydı, evet. Evet. Karısı bakıcısıydı, doğrudur. Bu insanlara... Çocuğumu oraya bırakıyorum, evet. Bırakıyorum. Beyhan aynı zamanda Turan'ın da çok yakın arkadaşıdır. Turan'ı da çok iyi tanır. Ve hatta o dönemde beni Turan'dan uzak tutabilmek için... bana nasıl söyleyeyim, ciddi anlamda sahip çıktı diye söyleyebilirim. Ama bu insanlara yani böyle... cinayeti itiraf ettiğinizi söylüyor Turan. Mümkün değil. Böyle bir şey söz konusu bile olamaz. Yani Beyhan kalkıp da ben şöyle söyleyeyim. Mümkün değil ya, böyle bir şey olamaz. Peki bir dakika Beyhan. Ben yapmadığım bir şeyi nasıl itiraf edebilirim? Onur böyle Bey, söyleyeyim öncelikle. Şimdi aslında bütün bu anlattığınız süreçte Turan G'den korktuğunuz değil de bağımlılığınız nedeniyle temasınızı hiç kesemediğinizi anlıyorum ben. O kanaatede vardım. Yoksa bu korku işte vesaire gibi değil. Ondan temin edebildiği şey olan bağımlılığı. Ama ben şunu da belirtmek istiyorum. Bakın avukat hanım, şunu da belirteyim. Ben bir gün Turan'ın evine gittim. Evine gittiğimde kendisi böyle bir sinir krizi içindeydi. Bana silah çekti. Evinin içinde bana ateş etti. Yani evinde delik açıldı. Bunu bütün komşular duydu. Tabiri caizse koridora kadar çıktılar, ne oldu diye. Ben koşarak gittim. Ve bir kişi çıkarak oradan şikayette bulunmadı. Şimdi orada siz de söylediniz, neden daha önce adli bir kuruma gidip de şikayette bulunmadınız diye. Çok denedim. Çok denedim ama eli kolu çevresi çok geniş bir insan. Bölgede tanınan bir insan. Bunu başarıya ulaştıramadım. Ne zaman gittim, ertesi gün bizi konuşturaraktan çözmeye çalıştılar. Peki Onur, bu yani adam, bu adam her şeyden, infazından, her şeyden vazgeçip sadece seni yakmak için ömür boyu müebbet vesaireyi göze alarak böyle bir yalan mı uydurdu yani? Şimdi onu da belirteyim. Ben o tarihlerde, o tarihlerde değil, her zaman herkese söylediği bir kelime var. Benim 12 yıl infazım var. Benim işte şu olmaması gerekiyor. Poliste hiçbir sorun yaşamamam gerekiyor. Ben onun için bir defa o trafik kazası geçirdi. Onu Karacabey'den almaya gittim hastaneye. Hastaneden almaya gittiğim zaman orada doktorla kavga etti. Doktorla kavga ettiği için yanında bir de isim kullanabilir miyim yoksa... Soy isim vermeden, soy isim vermeden lütfen. Peki, ben şöyle söyleyeyim. Yargıtay'da bir hakim sevgilisi vardı. Kendisiyle birlikte orada kendisi Yargıtay'da hakim olan bir sevgilisi vardı, çocukluk sevgilisi. İkisi beraber bir trafik kazası geçiriyor. Ben bunları almaya gidiyorum. Ben bunları almaya gittiğim zaman doktorla orada kavga ediyorlar. Erdem Bey, hiç unutmuyorum ismini. Ben araya girip ayırmaya çalışıp bunu arabaya oturtuyorum. O zaman polisler geliyor. Bu yanındaki hakim olan, Yargıtay'da hakim olan kişi olayı kapatıyor ve bizi geri gönderiyor. Bundan birkaç yıl sonra bana şöyle söyleyeyim, görevde memuru hakaret suçundan ceza geliyor. Yani benim bu insana gözümün yetme şansı yoktu hiçbir konuda. Yani ben başka bir soru sordum. Ben başka bir soru sordum Onur. Dedim ki hangi insan işlemediği bir suç için girip 30 yıl 40 yıl cezaevinde yatmayı göze alır sırf seni yakacak diye. Bu bize çok inandırıcı gelmiyor Turan'ın söylediği. Ama sen de diyorsun ki böyle bir cinayeti Turan işlemiş olabilir.
benim hiçbir bilgim yok bakın, diyorsun. Ben şöyle söyleyeyim, ben şunun için böyle bir şey yapmış belki olabilir diyorum. Konuya çok hakim. Yani işte Fatma Hanım'ın geçen belirttiği de işte giydiği kıyafetlerden tutun da fotoğrafına tutun da her şeyine kadar bilgisi olduğu için acaba diyorum böyle bir şey yapmış olabilir mi? Hani bu konuda en ufak bir bilgim yok. Bana anlatmışlığı veya bir söylemişliği yok. Ben sadece şunu biliyorum. Daha önce cezaevinde 2000 affında çıktı. Çıktığı zaman afta çıktığında şartlı tahliyeyle çıktığı zaman üzerinde bir infaz kaldı. Ve bu infazı yanmaması için herhangi bir polisle veya başka bir şeyle sorun yaşamaması gerekiyordu. Yani işte ben de onu diyorum. Yaşamaması gereken bir insan gidiyor ve ben diyor ki bir arkadaşımla işte, beraber ama kız kaçırdık diyor. Biz kız kaçırdık. Sonra arkadaşım onu öldürdü. Ben de öyle seyrettim demek istiyor yani. Suç ortaklığı bakın, yapmış oluyor. O zaman bu bir silah olayı oldu. Bunun Aksaray'da bir silah yakalattı. Yedikule Polis Merkezi'nde tutulduk. Daha sonra nasıl söyleyeyim mahkemeye çıktık Fatih'te. Mahkemeye çıktıktan sonra hakim bana inanmadı. Neden dedi silah üzerine alıyorsun? Benim o tarihe kadar hiçbir suçum yokken ben o sabıkayı üzerime almaya kalktım. Hakim bana inanmayaraktan ona ceza verdi. Beni para cezası verdi sanırım bilmiyorum. Ama o şunu söyledi. Benim para cezası dahi almam infazımın yanması demektir. Biz o tarih itibariyle tamamen bağımız koptu. Bir dakika lütfen. Eğer... Ama bu çok anlamlı değil çünkü siz suçu üstünüze almışsınız. Yani onun dediğini yapmışsınız. Size husumet beslemesi için bir neden değil. Tam tersi, bu hakim tesarruf. Bakın kendisinden anlamlı bir şey beklemeyin. Çünkü bana şunu söyledi. Sen duruşmadan sonra gittin, hakimle konuştun. İkinci duruşmada sana inanmadı. Bu yüzden de orada bu şekilde cevap verdi diye benim üzerime geldi. Peki Onur sen madem o zaman bir bağımlıydın ve Turan'dan kopamama sebebin oydu. 22 ay nasıl dayandın? Neden hiç görüşmedin Turan'la? Sebep neydi? O dönemde maddeyi nereden temin ettin? Niye Turan'ı hayatından çıkardın? Birbirinizi hayatından Turan'ı çıkardınız. Turan'ı hayatından çıkarmamın tek bir nedeni vardı. O zaman baba olmuştum. Yeni baba olmuştum. Demek ki çıkarabiliyordun. Yani Turan'ı istediğin zaman hayatından çıkarabiliyordun. Bakın çok büyük mücadele verdim bunu yapabilmek için. Ben kendisinden kaybedebilmek için kapıdaki numaralarını bile değiştirdim. İsmimi değiştirdim. İşte telefon numaramı değiştirdim. Kapıcıya bilgi verdim. Orada insanlara eğer gelirlerse böyle böyle benden uzak tutun. Yok deyin, yaşamıyor deyin. Ve o dönemde işte bakıcısı olan Beyhan mesela kendisi de bana yardımcı olaraktan ciddi anlamda ben bu şeyden kurtuldum. Ama sonra tekrardan bu olaylar gündeme gelince bizi ne zaman cezaevine kapattılar? Bakın ben girdiğimde tek bir koğuşa girdim. Onu da başka bir koğuşa koydular. Ve ben orada gene kendisinden korkarak yönetime gittim. Ve yönetime cezaevi müdürüne giderek dedim ki biz bu insanla hasımız. Beni bundan uzak tutun. Ve beni cezaevinde ondan uzak tuttular. Her zaman bir beyaz kart vererek hasmı vardır diyerek beni her zaman böyle kontrollü olarak çıkarıp getirirler. Bir dakika Onur. Rutindir bu Serap Hanım. Bir dakika Onur. Bu rutindir diyor. Şöyle yani biri bir diğeriyle sadece görüşmek istemediğinden dolayı da olabilir. Kendi ona hasımlık yaptığından sadece görüşmek istemediğinden dosyaya zarar verir sebebiyle bile böyle bir şey yapabilir yani. Peki bak Onur stüdyoda emekli cinayet büro amiri Metin Ama Bey var. Kendisi bölgede 5 koğuş vardı. Her koğuşta herkesle kavga etti. Hiçbir şekilde düzgün oturmadı. İlk girdiği koğuştan son girdiği koğuşa kadar artık yatacak yeri kalmamıştı. Bir dakika. Yani ondan sonra ne şekilde yaşadığını bilmiyorum. Şimdi bir ara vermek zorundayız. Onur'la devam edeceğiz. Daha kafamızda pek çok soru var. Metin Bey lafınızı unutmayın lütfen. Bir aranın ardından dönüyoruz efendim. İhbarlarınız için telefon numaramız 0212 331 88 çift 0. WhatsApp ihbar hattımız 0542 332 22 22. Sevgili seyirciler ne yazık ki kötü haberler peş peşe geliyor. Programın hemen başında duyurmuştuk. Usta oyuncu Münir Özkul'u kaybetmiştik. Şimdi gelen bir habere göre de gazeteci, yazar ve mimar Aydın Boysan hayatını kaybetti. Çok değerli bir insandı. Gerçekten
Türkiye'nin yetiştirdiği çok önemli isimlerden birisiydi. 97 yaşındaydı. Organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. İstanbul Ulus'taki evinde. Türkiye Mimarlar Odası'nın kurucuları arasında yer alıyordu. Yönetim kurulu üyesi de olan Aydın Boysan, 1945 yılında başladığı mimarlık mesleğine 2000 yılına kadar fiilen devam etti. 1957-72 yıllarında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde ders verdi. Allah rahmet eylesin. Güle güle Aydın Boysan, güle güle Münir Özkul. Türkiye'nin yetiştirdiği iki değerli insan ayrı ayrı dallarda orada buluşacaklardır eminim. Evet, şimdi efendim, Handan Çakal konusunda Onur telefona bağlandı yaşadığı ülkeden. Moldova'dan ve sorularımızı cevaplandırıyor. Fatma Hanım, Onur'un söylediklerine ikna oluyor musunuz? Ben oldum diyeyim. Oldum diyorsunuz. Oldum yani konuşmaları hakikaten. Ayşe Hanım, Onur'un söyledikleri içinde eksik, yarım, çelişkili bir şey var mı? Evet var. Yani benim içime sinmeyen şeyler var. Burada yine sorduk. Olay günü nerede olduğunu, böyle bir olay karşısında artık ezberlemiş olması gerekiyor. Onu bize söylemesi gerekiyor. Ben kendisine çok basit bir soru soracağım. Epey zamandır Moldova'da yaşıyor. Diyelim ki kendisine dendi ki bir ilimizde geçen ay işlenen bir cinayetten şüpheli olarak aranıyorsun. Ne yapar acaba? Moldova'da evi varsa satıp hemen avukat tutar. Yoksa kardeşim ben Moldova'dayım, işte konsolosluğa sorun, bak telefonum burada. Türkiye'ye giriş yapmadım, çıkış yapmadım, bilmem ne. Kendini ispat eder insan. Hemen gidip evini satıp da yüklü miktarda para harcamasına gerek yok. Yani bu Bursa'da işlenen bir cinayette de İstanbul'daysa benim telefonum burada, şunun yanındaydım vesaire diye bir örnek göstermesi lazım. Kendini ispat etmesi lazım. Böyle bir şey yok. Yani bunu ispat etsin bize Ayşe Hanım dediği gibi. Onur telefonda mı acaba? Bu soruları sormamız lazım kendisine. Onur. Özellikle avukat hanıma söylemek istiyorum. Evet. Avukat hanım daha önceki sözümde de şey söyledi, işte Tekirdağ Şarkı'ya gittiği zaman kendisine iş kurmak için para verdiğini, ikinci söyleminde araba alması için para verdiğini. Ben ilkinde de ikincisinde de iş kurması için, yani araba alıp bir tane Anadolu marka bu kağıt toplayan bir Çingene ailenin yanında yaşayacağını belirterekten benden para talep etti. Ben o arabadan kastım bu Anadolu marka arkasında kağıt taşıyan, insanlar yanında çalışmak üzere bir araba almak istediğini belirttim. Yani 10 kat benden zengin dediğini diyorsun Onur. 10 kat benden zengin, evet. Ama böyle bir hayat yaşıyor, öyle mi? Şimdi şöyle belirteyim. Kendisinin minibüs hattı var. Bu minibüs hattı olduğu için günlük o dönemde yalnız minibüs hattı 8 hisseydi. Bunun ikisi kendisinin, ikisi kız kardeşinin, ikisi oğlunun, ikisi annesinin sanırım böyle gidiyordu. Ama kendisi her gün 250-300 lira para kazanıp artı satıcılıkla kazandığı bir para vardı. Ama korkunç derecede bir eğlence düşkünlüğü, korkunç derecede bir... ne verirseniz verin yeterli gelmeyen bir paraydı, öyle belirteyim. Onur, peki o gün nerede olduğunu hatırlamaman mümkün değil. Avukat hanım da böyle söylüyor. Yani Handan'ın kaybolduğu günün senin cinayet işlemekle suçlandığın gün olduğu için bunu hatırlamaması insanı mümkün değil. O günü hatırlıyor musun? Şimdi dosyalara ne girdi onunla ilgili? Ben bununla ilgili net bir şey söylemeyeceğim. Çünkü o zaman da mahkemede ifademde belirttim. Tekrardan avukatım da bu konuda bilgi verdi. O bilgiler tamamen dosyada mevcuttur. Bunu dosyadan öğrenebilirsiniz. Bir dakika, Metin Bey'in Metin Bey'in bir sorusu var bu noktada. Buyurun Metin Bey. Onur, geçen ay bir cinayet işlediğini söylense sana. Türkiye'nin herhangi bir ilinde. Ne yaparsın? Şu anda Moldova'dasın. Bana böyle bir, kabul ediyorum, bana böyle bir şey itirafta bulunamaz çünkü direkt olarak polis teşkilatı bunun benim Moldova'da olduğumu bildiği için otomatik olarak benim üzerimden bunu düşecektir. Şimdi aynı durumda bak, Bursa'da işlendiği söylenen bir cinayet. Polis teşkilatı da gayet akıllı bir teşkilat. Arkadaşlarımız da çok deneyimli. Senin İstanbul'da olduğunu, evet, tespit etmeleri lazımdı. Demek ki edememişler ki cezaevinde yatmışsın 7 ay. Yani bu konuda bir eksiklik belirtim var ki dosyada, 7 ay cezaevinde yatmışsın. Yani. Delil yetersizliğinden serbest kalmışsın.
Ben 7 ay sonra mahkemeye çıktım. Bunun nedeni de şudur. Turan öyle bir akıllı ifade verdi ki ben tabii bunu bize cezaevindeki insanların anlatması. Ben bu konuda kesin ve net bir bilgim yok. Olay yeri işte Bursa'da başlıyor. Daha sonra Pamukova'da bitiyor. Oradan da İstanbul'a geçiliyor. Bu üç yerde İstanbul, Bursa ve Adapazarı arasında sürekli mahkemeler birbirlerine attılar ve yetkisizlik kararı aldılar. Onur en kardeşim, son, Onur kardeşim bak mahkemeye gitmeden önce polis alelade bir insanı bir beyana istinaden tutuklatmaz veya mahkeme tutuklamaz. Polis mutlaka bir araştırma yapmıştır. Senin o tarihlerde oralarda bulundun mu bulunmadın mı? Bu HTS kayıtlarıdır, yer bildirimidir vesairedir. Bunları yapmadan alelade bize de insanlar geliyordu. Hani daha önce de arz ettim kaplama denen cinayetler. Olayı ben yaptım diyordu ama olayı araştırıyorsun o adam o tarihte orada değil. Başka bir yerde sadece para için bu işi üstleniyor. Yani polis teşkilatı akıllı bir teşkilat dediğim gibi. Senin nerede olduğunu mutlaka bir ortaya koymaları lazımdı. Eğer bunlar dosyada yoksa bunlar bir eksiklik. Ben düşünüyorum dosyada bunlar mevcut. O zaman niye tutukladılar seni? Mesela o tarihte sen İstanbul'daysan, o belirtilen yerlerde, Adapazarı'nda, Düzce'de, Bursa'da vesairede hiç bulunmadıysan, seni hangi gerekçeyle tutukladılar? Yaptılan iftira çok ağır bir iftiraydı. Efendim iftirayla adam yapılan tutuklanmaz iftira. Diyorum. İftirayla adam tutuklanmaz. Beyanla adam tutuklanmaz. Bakın, şimdi seni söylerken sözle, nasıl inanalım? Deliller konuşur, insanlar ben konuşmaz ki. Ben bir sözle, ki. Şimdi tekrar söylüyorum. Ben bir sözle polis teşkilatı tarafından, yani belirtmek istemiyorum ama çok ağır duruma düştüm. Ve hiçbir şekilde ben dinlenmedim. Hiçbir şekilde benimle konuşulmadı. Tabiri caizse bir kenara atıldım. Ama Turan Gümüş hiçbir şekilde sorgulanmadı. Avukatınız yok muydu hiçbir o dönemde? Şekilde... Yani avukatınız... Avukatım arkadan, daha sonradan geldi. Yani ben cezaevindeyken avukatım tutuldu. Evet. Ve ben bir şey daha belirtmek istiyorum. Orada avukatım da belirtti. Yani bir ev satılacak kadar ne masraf yapıldı? Bir ev satıldı ama bu evin tamamı oraya verilmedi. Avukata verilmedi. Bu avukatın özür diliyorum işte dosya masrafıydı, yol masrafıydı, yemek masrafıydı. Bu tür masraflara... Onur Bey o tarihte cinayet tarihinde veya cinayet demeyelim de iddia edilen tarihte ne iş yapıyordunuz? Nerede çalışıyordunuz? Bunu hatırlarsınız herhalde. Hocam onu ısrarla söylemek istemiyor. Yani iş yerindeki arkadaşların olur, yani komşuların olur, eşin olur. Handan'ın kaçırıldığı tarihte nerede çalışıyor muydunuz diyorlar. Bu bakın açık ve çok basit bir şey. Bunu sigorta kaydından da görülebilir. Yani ben şu an bununla ilgili size net bilgi veremeyeceğim. O tarihlerde dediğim gibi ben bunları unutmaya çok çalıştım. Yani Onur yani sigorta kaydından tekrar ziyade yani cep telefonu kaydı çıksa en azından bu olayı yapmadın ortaya çıkacak. Biz de rahatlayacağız. Aile de rahatlayacak. Herkes rahatlayacak. Ama yani senin bu telefon kaydın çıkmazsa birinci dereceli şüpheli sen oluyorsun bana göre. Hayır çünkü olay mesai saatinde gerçekleşiyor. Bir şirkette çalışıyorsanız muhakkak mesai giriş çıkış kontrolleri avukatın vardır. Bunu ispatlamak çok kolay. Çok kolaydır. Avukatın nerede olduğumu söylediyse ben oradayım diyor şu anda. Evet. Duydunuz mu? Avukatım diyor. Benim o tarihte nerede olduğumu söylediyse, beyan ettiyse ben oradayım demek istediğini düşünüyorlar. Evet Onur. Kesinlikle öyle yani. Hayır o şekilde değil. Ben şunu belirteyim. O tarihte bakın ben bu olaylarda olduğu tarih 15 sene öncesi. Ben ifademde de mahkemede de gerekli bilgileri verdim. Yani bununla ilgili sigorta kayıtlarım da mevcuttur. Çalıştığım şirket veya yeri ben şu an tescil etmek istemiyorum buradaydım diye. Ama hayır, şekilde çalışıyor muydun çalışmıyor. Çalışıyor muydun çalışmıyor muydun diye bir soru sorduk zaten. Yeri söylemene gerek yok Onur. Son dönemde iş yerlerinde sorun yaşamaya başlamıştım. O yüzden çalışmadığım dönemler oldu. Ama o dönemde çalışmadığım hakkında net bir şey söyleyemeyeceğim. Peki. Yani Onur kardeşim sen sigortadan bulunabilir diyorsun ama çok basit olan bir hattan bulunmaz mı yani? Daha çok kolay bulunur. Yani bunu söyleyemiyorsun. İnsan der ki göğsünü gere gere ben o tarihte İstanbul'daydım kardeşim açın bakın. GSM operatöründe benim orada olduğumda ispat edecekler. Bu kadar basit yani. Bütün suçlamalardan bence o şekilde kurtulmuş olacaksın yani. Ama bu yok. Ne diyorsunuz? Kontrol edilebilir. Evet. Duyamadım son dediğini. Kontrol edilebilir dedi. Ya Onur. Bak bu soru işareti beynimizden silinmeyecek. Tamam ikna ediyorum ama bir anne olarak da yine de benim kızım meydana çıkmadığı müddetçe şimdi bu soru işaretleri ben size şunu söylemek istiyorum. Ya bu insanın
çok suça karışmış bir insan. Yani ben diyemiyorum evet bu bunu yapmıştır çünkü görmedim bilmiyorum. Görmüş olsam zaten böyle bir şey. Ben bunu susmam, ben bunu nasıl söyleyeyim, artık son noktaya gelmiş olur. Bir cana bir hayata mal olmuş olur. Ben bunun için susmam. Ama ben bunu bilmiyorum ama ben düşünüyorum da demiyorum. Yapmış olabilecek bir kapasiteye sahip bir insan. Ben açıkçası sizinle konuşurken ufkum duruyor. Çünkü bir annesiniz. Aynı şekilde benim karşımda böyle bir insan olmuş olsa ben onu muhatap bile almam. Ben onunla konuşmaya bile gerek duymam. Bir baba olarak öyle söyleyeyim. Siz teşekkür ediyorum. Dinliyorsunuz, konuşuyorsunuz. Dinlemek anlıyorum zorundayım diyorsunuz. Ben şunu kadar tekrar çaresizim tekrar ki ediyorum. Size her şeyi dinlemek zorundayım. Size saygı duyuyorum. Evet. Siz daha önceki konuşmalarınızda da söylediniz. İnsanlar artık o kadar çok dalga geçer gibi işte kontrol yükle bak gel buraya biz sana şunu yapacağız, bulacağız, göstereceğiz. Yani inanın sizi çok iyi anlayabiliyorum. Size bilmiyorum ne söyleyecek söz bulamıyorum. Ben böyle bir şeyden muhatap olduğum için kendi çocuğumdan, kendi ailemden utanıyorum. Başka bir dakika. Bir şey söyleyemiyorum. Onur bir dakika. Avukatımız bir şey söyle. Daha somut şeyler konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Acaba Turan G'nin bu kadar yıl madde temin ettiğini söylüyor. Bu konuda bir polis kaydı var mı? Ben görmedim. Kendisinin var mı? Uzun yıllar madde kullanmış. Hiçbir yerde yakalanmamış olması. Bu anlamda bir kaydının olmaması Turan Gümüş'ün şöyle söyleyeyim. Ceza yattığını biliyorum. Romanya'da. Bununla ilgili de sabıka bununla Romanya diye biliyorum. Bununla ilgili sabıka kaydının da fotoğrafını ben ekip arkadaşlarına gönderdim. Elimde mevcut. Hatta bana bir faks numarası verirseniz. Evet, yok dosyada. Şehir içerisinde ufak basit. Bu arada Turan G'nin bir sabıka kaydına baktırdık Onur. Bunların hiçbirisi görünmüyor. Evet. Sen biraz önce sabıkalı olduğum için dedin. Sen neden sabıkalıydın? Ben sabıka kaydını şunun için aldım. Birincisi bu doktorla olan kavgadan, yapmış olduğu kavgada yanında bulunmamdan dolayı görevli memura hakaret suçundan kamu davası açıldı. Doktorun şikayetinden dolayı değil. Bundan dolayı bir ceza aldım. Neden bende herhangi bir sabıka kaydı söz konusu değil? Yani şimdi Serap Hanım hakikaten acaba aklımızla mı dalga geçiyor diye böyle ara ara da... Peki bir şey daha söyleyeyim. Bunu da değerlendirin. Hani aklımızla dalga mı geçiliyor? Sözünü ettiğim minibüs hattı, bir minibüs hattı yaklaşık 1 milyon 250 bin lira değerindeymiş. Yani böyle bir minibüs hattına sahip olan bir adamın Onur'dan 3 bin lira, 5 bin lira, 10 bin lira neden istediğini merak ediyoruz. Evet. Bir başka... Kendi annesini döven, kendi oğluna silah çeken bir adamdan bahsediyoruz. Madde kullandığında bunları zaten yapacak yani. Yapmış olmasını çok böyle anormal bir şey olarak karşılamıyor. Bakın ben de... Başka bir şey söylemek istiyorum Onur Bey. Başka bir şey... Kesinlikle anneme... Başka anneme, bir şey söylüyor. Herhangi bir şekilde el kaldırmadım. Ayşe Hanım başka bir şey söylüyor. Şimdi Roman vatandaşların yanında Anadolu bir araba alacaktı, oraya yerleşecekti diyor. Ataköy gibi bir yerde bir minibüs hattı var. İşte Türkiye'nin bir yerinde yanında bir Yargıtay üyesi birinin olduğundan söz ediyor. Çok çelişki. Nokta yani. Bakın tekrar söylüyorum. Ataköy'de bir minibüs hattına sahip. Ama bu minibüs hattında kendisi hisse ortağıydı. Ve haftalık olarak hem annesine hem kardeşine hem ablasına para gönderiyordu. Ay hafta sonuna kadar bu parayı biriktiremiyordu. Çünkü günlük harcamalarına kullanıyordu. Ve her hafta başka şekilde bir şekilde bu parayı bulmak için mücadeleye giriyordu. Bulamadığı zaman da annesi direkt gelip minibüsü elinden almaya kalkıyordu. Kendisine ağır hakaretlerde bulunuyordu. İkisi anne ve oğul birbirlerine gidiyordu. Annesini döverdi annesi diyorsunuz. Sonra annesine para göndermek için kendi zevkinden feragat ediyordu diyorsunuz. Evet, yani evet, bunlar çok çelişkili şeyler anlattıklarınız. Bakın annesine para gönderiyordu. Çünkü minibüste annesinin de hissesi vardı. Oğlunun hissesi vardı. Bunlara para gönderiyordu. Ama annesiyle ne zaman şeye girdiği zaman annesine el kaldırabilecek kadar annesiyle kavga ileri gidebiliyordu. Onur, Handan'ı tanıyor musun, tanımıyor musun?
Handan Çakalı. Handan'ı bu olaylarla birlikte ismini öğrendim. Bundan önce kesinlikle Handan'ı tanımıyorum. Ve Handan'ı Bursa'da kimseyi tanımıyorum. Ben bir şey daha belirtmek istiyorum. Her seferde söyleniyor. İşte Turan Gümüş... Handan'ın benim arabaya ikna ederek bindirdiğini belirtiyor. Madem bu şekilde oldu, niçin direkt götürüp de bak ben buraya götürdüm, burada bu olay oldu, burada bu yandı, burada bunu yaptı, neden denmedi, neden söylemedi? Söylüyor. Söyle yeri gösteremiyor. Söylüyor büfeden, bak diyor ki biz diyor Handan'ı diyor bir duraktan aldık. O duraktan diyor bir yokuştan aşağı iniliyordu. Solda büfeler vardı. Biz o büfeden diyor meşrubat aldı. Onur indi. Sonra o meşrubatları alıp arkaya Handan'ın yanına oturdu. Sonrasında İstanbul evet. çıkışından çıktık. Ve işte o Pamukova'ya gelindi. Orada kendisi Handan'a cinsel saldırıda bulundu. Sonra da git giyin üzerine dedi. Kızın plakaya baktığını görünce kafasına o işte kurbağacık mı neyse onunla vurdu arabanın içinde. Sonra da dışarı çıktı. Sen biraz ilerle dedi. Sonra o uçurumdan aşağı attı. Ben arabayla geri geri geldim. Bu arada bir traktör geçiyordu. Sürücüsü bize dikkatle baktı. Sonra olay yerinde bir münakaşa yaşadık. Ondan sonra ayrıldık. Sonra da 20 ay boyunca hiç görüşmedik diyor. Bu kadar detay anlatıyor peki, Onur. Peki ben de şunu belirtiyorum. Madem aracı kullanan kendisiydi, neden polis ekiplerini direkt olay yerine götürmedi? Neden direkt oraya götürüp... İşte biz de onu soruyoruz. Burada oldu. Çünkü burada önce, oldu diye demedi. Önce seni çıkarmışlar. Yarım saat ara var. Önce polis ekipleri araçla seni çıkarıyorlar, evden alıyorlar. Sonrasında onu götürüyorlar. Aranızda yarım saat var. Sen zaten gittiğinde diyorsun ki... Şimdi polis yani ekipleri bunlar, beni aldığında... tutanaklarda da yok ne yazık sabah, ki. Sabah beni polis ekipleri sabah saatinde evimden aldılar 5 gibi. Jandarma eşliğinde çünkü benim bulunduğum bölge jandarma bölgesiydi. Jandarma eşliğinde Gayrettepe Emniyet Müdürlüğü beni aldı. Orada bir sorguya tabi tuttu. Daha sonra Bursa gelip Bursa Emniyetine teslim ettiler. Yolda ve Bursa'da yaşadıklarım korkunç derecede bunlardan bahsetmek bile istemiyorum. Ben bundan sonra açık konuşuyorum. Polis karakoluna girmeye bile korkar bir insan oldum. Önemli bir yaşandı bitti. Ben buraya gittiğimde gece dediğiniz gibi olay yerine götürüldüm. Ben kesinlikle buraya gidelim, şuraya gidelim gibi bir şey yapılmadı. Beni götürdüler. Ondan sonra ertesi gün gündüz tekrar gidildi. Orada bir köye girildi. Köyde işte insanlarla görüşüldü. Bilmiyorum orada muhtar herhalde sanırım. Onunla görüşüldü. Daha sonra tekrar yukarı çıkıldı, arama yapıldı. Ve arama yapıldığı zaman ben bölgede değildim. Ben araç içinde oturuyordum. Ve bunun üstüne ben cezaevine girdikten sonra, yani biz ben hakim karşısına çıktığımda hakime şu kelimeyi kullandım. Yalvarıyorum size. Ya beni tutuklayıp cezaevine gönderin ya bırakın beni polise vermeyin dedim. Ben çünkü artık korkunç bir haldeydim. Yürüyemeyecek duruma gelmiştim. Ve o gün beni tutuklama kararıyla cezaevine teslim edildim. Cezaevine girdikten sonra da ayrı bir yani böyle bir suçtan gidip de orada size kimse saygıyla hoş geldin demiyor. Veya otur bir bardak çay için demiyorlar. Tam tersi çok yani iyi olmayan şeyler yaşıyorsunuz. Ve ben hayatımda dediğim gibi hani bana söylüyorlar işte Onur bunu dövüyormuş, Onur kavgacıymış, Onur şey atıyormuş. Ben eğer kavga yapıyorsam sadece aileme yapmışım bir insanım. Sokaktaki insanlara her zaman saygı duymuşum. Madde bağımlısı olduğunu geçmişte söyledin. Maddenin etkisi altındayken işlediğin suçlar oldu mu? Sonrasında çok hani flu, çok hatırlamadığın şeyler. Şunu söyleyeyim. Asla ve asla ben madde bağımlısıyken, daha önceki ekip arkadaşlar da bunu sordu. Madde bağımlısıyken yaptığım hiçbir şeyi hatırlamadığım bir an olmadı. Çünkü bendeki bağımlılık sadece şunu belirteyim. Ben kendimi bayıtmak için değil, kendimi tedavi etmek için kullanan bir adam haline değilim. Yani ben kendimi orada bayıltayım da işte uyuyayım veya gideyim aklımı kaybedeyim bu şekilde değil. Sadece kendimi tedavi etmek maksadıyla kullandığım bir madde. Tedavi demeyelim. Ya en azından benim bunu düzeltmem lazım. Çünkü evet, madde bağımlılığı tedavi demeyeyim. Bir tedavi yolu krizi değildir. Krizi kaldırmak için. Tam tersi. Evet, krizi evet. kaldırmak için en azından. Krizi kaldırmak için. Krizi kaldırmak için kullanmış olduğum bir maddeydi. Yani ben
alıp da eğer zaten bir madde bağımlısı bir insan nasıl muhasebecilik yapabilir? Nasıl hesap yapabilir? Bir dakika lütfen. Ben sürekli araba kullanan bir insanım. Bir dakika lütfen. Peki evinizde yakalandığı söylenen hırsızlık malları hakkında ne diyeceksiniz? Bunu da belirtmek istiyorum. İnanın bakın ben bu konuda şoktayım. Çünkü ben eşimle de bu konuyu görüştüm. Orada bizim düğünde kullanmış olduğumuz gümüşlükler vardı. Gümüş şekerlikler vardı. Yani badem şekeri olarak verilen. Bunlar bile alınıp bende hırsızlık malı olaraktan bir kişiye teslim edildi. Hayır. Ben bunlara ne kadar bağırıp çağırdıysam, ne kadar çok söylediysem hiçbir şekilde kabul edilmedi. Bugün eşime, dün eşimle görüştüğümde de eşim de aynı şekilde bana şunu belirtti. Ben Onur bunları hatırlamıyorum ama ben biliyorum ki sen bu hırsızlıklara karıştın. Benim evimde bir tane masanın üzerinde bir gümüş tabak vardı. Onu da bana Turan Gümüş'ün çocuk doğduğunda vermiş olduğu bir hediyeydi. Ama onu ne şekilde bana getirip verdi, ne şekilde yaptı bunu bilmiyorum. Onur eşinle boşanma sebebin bu olay mı? Bu son nokta oldu. Yani eşin yani bunun doğruluğuna mı inandı? Bunun doğruluğuna mı inandı? Hayır. Doğruluğuna inanmadı. Şöyle söyleyeyim. Eğer inanmış olsaydı benimle zaten görüşmez, benimle konuşmazdı. Eşim her zaman bana cezaevindeyken dair bana destek oldu. Ondan özür diliyorum. Dün bana bir söz söyledi. Gerçekten çok üzüldüm. Çok yorgun olduğunu, çok bıktığını, hayatın ona çok acımasız davrandığını, işte çocuğumuzu tek başına büyütmek zorunda kaldığını, bu konuda ciddi anlamda ona maddi olarak hiçbir desteğim olmadı. Manevi olarak sürekli görüştük. Manevi olarak ona yardımcı olmaya çalıştım. Ama dediğim gibi eşimle benim tek bir sorunum vardı. Maddeden dolayı kendisiyle ara ara kavgalarımız oluyordu. Ara ara sorunlar yaşıyorduk. Bu son nokta oldu. Ve ben cezaevinden çıkana kadar beni bekledi. Ve çıktıktan sonra da şunu söyledi. Onur, o kadar çok yoruldum ki bana yapılan haksızlıklara, sorulara, bana söylenen sözlere, bunları hak etmiyorum. Ben dedi özür diliyorum. Biz boşanalım dedi. Peki hocam bir soru. Onur'a sadece bir soruluk zamanımız var. Biz yine Fatma Hanım'ın da söylediği gibi Onur'u buraya davet ediyoruz. Gözlerine bakarak konuşmak istiyoruz. Buyurun hocam. Bu Turan G sizi sürekli tehdit ediyordu. Size çok kötü davranıyordu. Değerli bir gümüş tabağı niye hediye getirdi size? Bir de zaten hani çocuğum olduktan sonra asla görüşmedim. Bakın, diyordunuz. Bakın şunu belirteyim. Ben çocuğum olduğu zaman hastaneye beraber gittik. Çocuğum olduğunda bir dönem görüştüm. Benim çocuğum 40 günlük değildi. Bana kendi evinde ateş açtı. Yani ben bununla ne zaman ayrılma çabalarına kalkıştıysam her zaman bana problem yaptı. Kısacası şunu belirteyim. Ben onun kuklası gibiydim. Benim de her zaman oynadı, istediğini yaptı. İstediğini davrandı. Yani ben orada şu an mesela beni davet ediyorsunuz. Gerçekten gelemem. Ama buraya bir işte ekip arkadaşlar gelirse yaşadığım hayatı görmesini isterim. Peki. Nasıl bir hayat yaşıyorum? Peki Onur, teşekkür ediyorum katıldığın için. Bu konuyu konuşacağız yayın sonrası. Evet, galiba önemli bir şey olmuş. Arkadaşlarım hemen bir son dakika gelişmesi olarak paylaşıyor. Efendim 9. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Bengü İstanbul Büyükçekmece'de ailesiyle yaşıyormuş. Yol karanlık olduğu için her sabah okula gitmeden önce babasıyla telefonda konuşuyormuş yol boyunca yürürken. Dün sabah yine okula giderken babası telefonda konuşuyormuş. Babasına Cengiz Topel Caddesi'nden minibüse bineceğini söyleyerek telefonu kapatmış ve kendisinden bir daha haber alınamamış. 14 yaşındaki Bengü Karaer kayıp. Evet, anne Gülcan Hanım telefondaymış. Gülcan Hanım. Buyurun. Gülcan Hanım, geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Bu sabah mı oldu olay? Dün sabah oldu. Dün sabah okula gidiyorum diye evden çıktı. Evet. Evet, bu sabah. Yok, hayır. Dün bir saniye. Buradan fırlatacağım aslında. Alo. Efendim Gülcan Hanım. Buyurun, sesiniz gitti de bir anda. Dün sabah evden okula gidiyorum diye çıktı. Normalde saat 4.30'da 4.20 geçe okuldan çıkıyor. 5.25 varken direkt eve geliyor. Fakat gelmedi. Gelmediği zaman biz bunu fark ettik. Bir yere giden bir çocuk değil, böyle kafelere arkadaşlarıyla bir yere giden bir çocuk değil kendisi.
Okula yüzden... okula gitmiş mi? Kafeden çekmiş bu fotoğrafı. Gidiyormuş kafeye. Bu fotoğraf hayır hayır. Böyle bir kafeye bizimle gitti. Benim kızım normalde kendi başına hiçbir zaman kafeye gitmez. Anladım. Peki efendim okula hiç gitmemiş mi? Hayır hayır gitmemiş. Evet gitmemiş. Peki servis şoförü de yani bu minibüs değil mi? Servis değil. Hayır hayır minibüs ne? Servis değil. Saat kaçta çıkıyor evden? Zifiri karanlıkta çıkıyor. 7:30 8:25 varken filan çıkıyor evden. Tam olarak zifiri karanlık oluyor biliyorsunuz o saatte. Evet, evet. Babası ona hani destek olmak için telefonla aynen, konuşarak aynen, gidiyor. Aynen, aynen, evet. Evet, babası nasıl? Erken çıktığı için babası dolmuşa kadar telefonu da eşlik ediyor. Nasıl olmuş olay tam olarak Gülcan Hanım? Aslında nasıl olmuş derken sabahleyin normal bir şekilde evden hiçbir şeysini almadan evden çıktı. Hı hı. Evden çıktı. Biz ancak onu şeyde öğrendik. Okula gelmediği zaman öğrendik. Peki okuldan böyle gelmediği zaman öğrenciler size haber vermiyorlar mı Gülcan Hanım? Hayır. Normalde bunların okulun ne istediği programı var. O programda dersi... Efendim Gülcan Hanım duyuyorum. Normalde Meis diye bir programı var kendilerinin okulumuzun. Girmediği an bile derse direkt haber geliyor. Yani atıyorum girmediyse... derse haber geliyor. Ama televizyon açıksa kapatalım Gülcan Hanım. Tamam. 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 Evet. Derse girmesi de o anda bana haber geliyor. Benim programım benim telefonumda yüklü. Fakat bunu kaldırmış kendisi. Dün akşam kaldırmış herhalde. Biz uyurken. Normalde gerçekten de benim çocuğum şey bir çocuk, dolmuş evine gitmesini bile bilen bir çocuk değil, böyle diyebilirim. Bizimle her yere bizimle gider, böyle arkadaş oraya gideyim, buraya gideyim, gezeyim, dolaşayım diyen bir çocuk değil. Gülcan Hanım, yüzden, Gülcan buyurun, Hanım o bildirimi buyurun. Kaldırmış olması bir şekilde gittiğini gösteriyor. Aynen öyle, size aynen mesaj öyle, gelmesin aynen. diye. Ama önemli olan şu, bu 14 yaşındaki çocuğun kafasına kim girdi? İşte ben de dün akşam okullarının, sınıflarının grubu falan var. Arkadaşlarına yazdım. Bütün herkese haber verdim. Ve arkadaşlarımdan topladığım bilgiyle, ayrıca emniyetimizin yardımıyla bu çocuk Emre Aydın diye Bursa'da bir çocukla gitmiş. Aa. Ve nüfus cüzdanı çocuğum ben de, yani kızımın nüfus cüzdanı ben de. Evet. Ben şu anda dediğim gibi emniyet güçlerinin de bize yardımıyla... biz bunu inşallah bütün halkın da, tabii ki, da yardımıyla kızımı geri istiyorum. Yani kızım ne şartta olursa olsun ama ne şartta olursa olsun sadece kızımızı istiyoruz. Başka Gülcan bir şey Hanım, değil. Bu çocuk kaç buyurun. Yaşındaymış biliyor musunuz? Ben arkadaşları diyor, bazıları diyor 25 yaşında, bazıları diyor 32 yaşında. Benim kızım 14 yaşında ama 14'ten fazla gösteren bir çocuk. Yani gerçekten fazla gösteren bir çocuk. Ayrıca benim kızımın yani özel bazı şeyleri de var. Bazı şeyleri demek istedim. Benim çocuğumun psikolojik tedavi görüyor. Yani psikolojik tedavi derken dikkat dağınıklığı falan olduğu için biz bunu doktora götürüyoruz. %40 algılaması. Yani çok çabuk kanabilecek bir çocuk. Ah yavrum benim. O yüzden biz onu normalde daha mütevazi, daha böyle içimizde istediği her yere kendimiz götürüyoruz, kendimiz gezdiriyoruz. Hani şey bir aile de değiliz, öyle çok sıkışık bir aile de değiliz. Anladım. Ama... Peki bu Bursa'dan diyorsunuz bir çocuk 25 de olabilir, 30 da olabilir. Aynen öyle arkadaşlar. Çünkü ayın 3'ünde yani ayın 4'ünde kayboldu kızım. Ayın 3'ünde arkadaşlarına Büyükçekmece'den avcılara nasıl gidileceğini sormuş. Dedim ya kendisi dolmuşa binip gitmeyi doğru düzgün bilmiyor. Güzel yere özel götürdüğümüz için. Dolmuşlar nasıl gidebilirim avcılara falan diye sormuş. Biz bunları öğrendik. Orayı takip ettikçe de yol Mert diye Mert Aydın. Mert evet Mert Aydın diye birisine çıktı. Şimdi efendim bir saniyenizi rica ediyorum. Hemen çünkü bu çocuğu kim götürdüyse kaç yaşındaysa yaşında önemli değil. Önemli olan Bengü'nün yaşı şu anda burada. O yüzden de avukatımız o Bengü'yü götüren kişiye onu nelerin beklediğini söyleyecek kısacık bir aranın ardından. ...14 yaşındaki Bengü...
Sabah kör karanlıkta okula giderken ortadan kayboldu dün sabah. Anne Gülcan Hanım telefonda. Gülcan Hanım. Buyurun. Bence siz önce kızınızı götüren kişiye ya da kişilerle seslenin. Sonra avukat hanım onlara onların nelerin beklediğini söyleyecek. Kızımı götüren kişiye sadece dediğim şey gerçekten yanlış yolda olduğunu, hatta kendisini de yakabileceğini. O yüzden gelsinler, ortaya çıksınlar, hiçbir şekilde hiçbir sorun yaşanmadan biz kızımızı alalım, o da yoluna baksın. Ne yapmak istiyorlarsa onu yapsın. Ama Bengü'nün gerçekten çocuk olduğunu bilmesi gerekiyor. Gerçekten çocuk Bengü. Bir de hani, dikkat eksikliği var diyorsunuz. %10 öğrenme engeli var. %40 algılama problemi var benim kızımın. Yani benim kızım gerçekten herkesin evladı, herkese iyidir ama benim kızım pamuklarda büyüyen bir kız. Ve benim kızım hiçbir zaman hiç yani olmaz. Olmaz yani, olmaz. Peki Gülcan Hanım. O yüzden o çocuğun annesine sesleniyorum ben. Çocuğa da değil, annesine. Evladı var. Benim de evladımı yanımda tutuyor şu anda. Peki Gülcan Hanım. Bakın bir cümleyle avukat hanım da onlara söyleyecek bir şey. Sonra biz bu işin takipçisiyiz, merak etmeyin. Evet. Bir şey daha söyleyebilir miyim? Ben buyurun. İlaçlarla duruyorum. O yüzden daha sakin konuşabiliyorum. Ama Bengü'ye sesleniyorum. Bengü baban. Başka hiçbir şey demiyorum kızım sana. Baban. O biliyor şu anda benim ne dediğimi. Babasına çok düşkün, baba da ona çok düşkün. Ve ben eşimi ayakta tutamıyorum. Peki. Ben kadın olarak kendim ayakta durmaya çalışıyorum, eşimi tutamıyorum. Alalım sesini. Peki o zaman yarın devam edelim bu konuya. Gülcan Hanım'ı da stüdyoya getirelim. Babası da gelmek istiyorsa gelsin. Bengü belki babasını görünce farklı olur her şey. Efendim veda vaktimiz geldi. Yarın 12.45'te TV8 pazartesi. Ben hafta sonunda çalışmak istiyorum. Bundan bu sonu çıkıyor efendim. Doyamıyorum. Doyamadım çalışmalara. Peki efendim pazartesi günü 12.45'te TV8 ekranlarında buluşuncaya dek hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum efendim. Her şey gönlünüzce olsun. Allah iyilerle karşılaştırsın. Allah'a ısmarladık.